İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bundan böyle haftanın her perşembesi saat 19.30'da sevgili arkadaşım, dostum, meslektaşım Can Ertan'la birlikte Yüz Yüze isimli bu programı hazırlayacağız sizler için. Her hafta değişik konuklarımız olacak. Oturacağız, söyleşeceğiz ve bu programda insana dair her şeyi konuşacağız. Bu haftaki ilk konuğumuz Bursa'da sınav okullarının kurucusu, eğitimci Gıyasettin Bingöl. Gıyasettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Gıyasettin Bey'i ben uzun yıllardan beri tanırım. Çok renkli bir simadır kendisi. Eğer bugün konuşturmayı başarabilirsek, keyifli, şöyle tatlı kıvamda bir sohbet gerçekleştirebilirsek, çok enteresan bir hayat hikayesiyle karşılaşacaksınız. Çok enteresan, çok ilginç, ders alınacak, ibretlik hikayelerle dolu bir yaşam öyküsüyle karşılaşacaksınız. Bakalım Gıyasettin Bey'i konuşturabilecek miyiz? Sen ne dersin Can? Bence de. Ben de geçmişten tanıyorum Gıyasettin Bey'i. Bursa'da eğitime, kültüre, sanata, kitapla büyük hizmetleri var. Politik yanı da var. Bir evet, evet. Biraz önce radyosu vardı. Orada Gencil programa var. Çıkmıştım radyonuza. Evet. Devam ediyormuş evet, o değil evet, mi? Evet. Hoş geldiniz diyorum sağ ben de Gıyasettin. Sağ olun. En baştan başlayalım diyorum ben. Yani en baştan Gıyasettin Bey'in 0-5 yaş dönemine inelim. Bize kendisi anlatsın. Evet. Nerede doğdu, nasıl bir çocukluk dönemi geçirdi, nasıl bir ortamda büyüdü, kendi memleketinden çıkışı nasıl oldu, karşılaştığı ilk macera nasıl oldu ilk başlangıç, anlatır mısınız bize? Çok teşekkür ederim. Benim için tabii zor bir sınav olacak. Biz her ne kadar sınavlı olsak da iki usta gazetecinin karşısında biraz terleyeceğiz ama çekinmeden anlatacağım. Bende kompleks yok. Ben yaşam biçimi hiçbir zaman hiçbir yanını saklamadım, gizlemedim. Benim doğumum gerçekten doğum tarihim belli değil. Yani 1960 ile 62 arasında bir gün doğmuşum. Yani ama büyük ihtimalle 60-61 arasıdır. 60 doğumluyum herhalde. Neden belli değil? Eskiden Kur'an'ın arkasına yazarlardı doğum tarihini. Sizde biz niye çok kardeş olduğumuz için biraz da yolda doğmuşum. Beni yetiştirememişlerdi gününü. Kaç kardeşsiniz Gıyasettin? Biz 9 kardeş. 9 kardeş. Evet. Maşallah. Ben 9 kardeş içerisinde okuyan tek kişiyim o zaman. Yani ilkokulu okuyan kardeşlerim oldu ama ilkokuldan sonra öyle okuma şansı falan yoktu. Neden? İmkanlar mı kısıtlıydı? Çok kısıtlı. Çok kısıtlı tabii. Ben bizim yöremiz çok gariban bir yöreydi. Çok zor şartlar. Bir de karın kışın çok oldu. Ulaşımın olmadığı. Yani ortaokul yok zaten. Öyle bir şans yok köylerde. İlçeye veyahut da ile gidip gelmek için de çok büyük gayret sarf etmek lazım. Bizim köyümüz 20 kilometre uzaktaydı ilçede. Muş'a 20 kilometre uzaktaydı. Varto'ya 20 kilometre. Muş'a 56 kilometre uzaktaydı. Dolayısıyla yani öyle şeyden gidip herhangi ben değil herhangi bir çocuğun okuma şansı yok. İlkokulu okuma şansımız da vaktiyle İngilizler bizim köyde okul yapmışlar. Bizim köyde bir kazı çalışması yapmışlar. Var halen Urartuların ana merkezlerinden bir yeridir bizim köy. Orada çok iyi bir şey var. Şu anda mağara, kale veya da kalıntı diyebiliriz. British Müzesi'nden de götürülen eşyalar var yani. Orada ben daha götürmüşler. Geçen iki hafta önce Londra'daydım. Bizzat yine bir gördüm. Yani bizim köyden giden malzemeleri de görmüş olduk. Dolayısıyla şey bir köy yani gariban o zamanki şartlarda ulaşımın olmadı, sıkıntıların oldu ve 5-6 köyün kar içinde çocuklar yürüyerek geldiği ana merkez olarak bizim köy biliniyor. Orada okuyordular. Sonra deprem oldu. Varto depremi. 5-6 yaşındayken ben de enkazda kaldım. Enkaz altında kaldım tabii. İki deprem oldu, bir kışın oldu. Ben kışın olan yani ilk depremin enkazında kalan birisi. İşte duvar yıkılmış, taşlar atın üzerine düşmüş. Eskiden ahırlar evlerin altındaydı ısınmak için. Kaç yaşındaydınız Gıyasettin? 5 yaşındaydım. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Enkaz altına çıkarıldığım anı da hatırlıyorum. Dışarıda ateş yakmışlar, o anı da hatırlıyorum.
Yani öyle bir şans eseri kurtulmuş olduk yani. Evet. Deprem olmuş, insanların evleri yıkılmış. Tabii tabii. Sığınacak bir yer yok. Sığınacak bir yer yok. Kış kıyamet, öyle kış mi? Kış kıyamet. Süleyman sonra yaz oldu. Yazın çok büyük bir deprem oldu. Ve bizim ilçemiz 4000 evet yani o günkü ilçe 10.000 kişi 4.000'i öldü. 10.000 kişiden 4.000 kişi öldü. Evet. Dolayısıyla çocukların çoğu yetim kaldı. Yani çocuklar kaldı. Süleyman Demirel başbakandı. Helikopterle geldi. Bizim orada indi. Yani görüyorum ben o zaman çocukluk döneminde. Tabii devletin şefkatini insan görünce her ne kadar musibete maruz kalırsanız kalın. Orada o başbakanı görmek bizi çok mutlu etti çocukken de. Demek ki yani sahip ekmekler dağıtıldı işte. Önce uçaklardan bir şeyler atıldı. Yani yabancı uçaklardan geliyordu o zaman. Çok büyük bir depremdi. O dönemde çok büyük bir depremdi. Dolayısıyla şey oldu. Yani böyle bir devletin şefkati de gelmiş oldu. Çocuklar toplatılıp yatılı okullara götürüldü. Devlet sahip çıktı. Devlet sahip çıktı. Evet ben de o çocuklardan birisiyim. Sizi de aldılar yatılı mektebe götürdüler. Tabii tabii ben de şey yaptım. Sonra geri döndüm köye. Çok özledim, dayanamadım. 6 yaşındaydım. Köyümüzde ilkokul yapıldı barakadan. Ben o barakada 5 sınıf bir barakada okuduk. Yani işte 1. sınıflar, 2. sınıflar, 3'ler, 4'ler, 5'ler bir tek öğretmen sınıfa giriyordu. 5 sınıf bir barakada ders gördük 5 yıl. Eskiden bütün köy okullarında aynı öyleydi. Usuldu. Evet, aynı usuldu. Dolayısıyla bizim biraz tabii şey baraka falan da olduğu için kışında çok soğuk oluyordu ama olsun. Biz çok çalıştık, okuduk. Çok iyi öğretmenler okuttular bizi. Motive ettiler bizi yani. O zaman biraz bu arada diğer kardeşlerimiz okula gitmiyor. Diğer kardeşlerim de ilk okula gittiler. Yani benden büyük bir abim vardı, iki abim vardı. Onlar da okula, ablam vardı. Onlar da ilk okula gittiler. Ama ilk okuldan öteye gidemediler. Babanız ne yapıyordu köyde? Çiftçi. Bizim çok otlarımız var. Tarlalar, hayvanlar. İnsanlar zaten köyde hayvana hizmet için bir hayat biçimi var. Sabah kalkıyorsun işte önce karı temizliyorsunuz. Evet. Sobayı yakıyorsunuz. Efendim ahıra gidiyorsunuz affedersiniz. Ahırda işte temizlik yapıyorsunuz. Bütün hayat hayvanın yemini veriyorsunuz. Öğlen geliyor, akşam oluyor. Bütün insanların da hayat biçimi yani bütün geliri hayvancılıktan ve tarımdan olduğu için siz devamlı oraya bir hizmet ediyorsunuz. Isınmanızı bile hayvandan sağlıyorsunuz. Tabii tezekte. Yani hayvanın tezekten sağlıyorsunuz. Evet, evet, hatta o eski doğu evlerinde pek çok yerde okumuşumdur. Hayvanın varlığından da ısınıyormuş hali tabii, altı. Tabii. Yani, alt zaten evet. Ahırlar alt katta olur, üstte ev olur. Alttan ısınır, o damın üstüne de ot koyarlar. Altında hayvanlar var. Üstte de ot var. O da kardan engellemek için. Dolayısıyla insanlar öyle ısınmış oluyorlar. Yani hayat biçimi tarzı öyle ne yazık ki. Evet. Sonra evet. Köyden sonra? Köyde ilkokulu bitirdim. İlkokul 5. sınıfta idim. 5. sınıfta çoban oldum. Köyün çobanı oldum. Yani kendi şeyimizi değil. Eskide çok hayvancılık vardı. Ben şimdi hayvancılık yok mesela. Bizim köyümüzde 5 tane sürü vardı mesela. 5 ayrı sürü. 5 ayrı sürü. Her sürü mesela benim sürüm 500 taneydi. Büyük baş hayvan değil mi? Yani kuzular, koyunlar. Küçük baş hayvan. Büyük baş hayvanlar da çoktu. O sene bir de yatılı okula girdim. Yatılı okul sınavlarına girdim. Bizim dönemimizde yatılı okulu kazanıyorsanız siz üniversiteyi kazanmışsınız demektir. Bir kere o karanlık bir hayattan çıkmış oluyorsunuz. Şehre adım atıyorsunuz. Ben o sene sınava girdim. Hatta sınavda da değirmencinin evinde kaldım. Sınavı kaçırdım. Son bir saat sınava girmiş oldum. Nerede girdiniz sınavı? Varto'da. Varto'da. İlk elektriği orada gördüm. Yani elektriği görünce en az, mübalağasız bir 20 dakika o elektrik direğine baktım. O elektriğin nereden geldiğini, nasıl oluştuğunu, nasıl bir şey olduğunu, nasıl ışık verdiğini. Böyle bir sürü o günkü çocuk yaşımda bağlantılar yaptım. Bir de tabii çıkamadım işin içinden. Yani çıkamadığım için böyle bana çok garip geldi. Çünkü ben o güne kadar hiç elektrik görmemiştim. Hep köyde gaz lambaları veyahut da çıralar. Onların yanında büyüdüğümüz için elektrik zaten yok. Telefon yok. Öyle bir şartım yok. Elektrikle ilgili Albert Einstein'ın da bir anekdotu var. Size deyince hatırladım.
Ben diyor çok akıllı biri değilim diyor Einstein. Evet. Fakat meraklıyım. Evet. O dönemde diyor Berlin'e sokak lambaları yapıldığında tramvayda giderken hep elektrik direklerindeki elektriğe bakardım ve ışığın doğasını merak ederdim. Evet. Sizin de böyle bir merakınız böyle, olmuş. Böyle bir merakım vardı. Sonra yatılı okulu kazandım o sene. Çobanlığa gidip devam ettim ben sınava girdikten sonra. Tabii yaz aylarında. 9. ayın başlarında o zaman şey yok. Öyle iletişim aracı falan yok. Postacı gelir. Postacı da haftada bir defa gelir. Postacının da karartısı ta uzaklardan belli olur. Postacı geliyor diye. Motorla mı gelir diye? Yok, yayan geliyor. Yürüyerek. Çantası şeyde. Evet. Çok kar varsa atla gelir. Ya atla gelir ya yayan gelir. Postacıyı karşıdan gördüğümde çok heyecanlandım. Yani haber bekliyorsunuz. O anı bekliyorum. Fakat postacı ben biraz dağda olduğum için bana değil de köye gitti. Köye gidince baktım köyden birisi o postacıdan bir şey aldı ve bana doğru geldi. Çünkü ben demiştim ki kim bana bir müjde getirirse yatılı okulu kazanmıştır diye ben ona bir takım elbise alacağım. Bu bir tane kazandığım kuzulardan bir tanesini satıp ona elbise alacağım dedim. Sizin ücretinizi neyle öderlerdi? Kuzu mu? Ücret kuzu tabii. Aa. Kuzuya kuzu, oğlağa oğlak, keçiye keçi. Kaç tane verirler? Ben o sene 17 kuzu, 27 tane oğlak kazandım. Oo. Bir sürü kazandım yani. Ve enteresan, hiç abartısız. Ben o kuzu ve koyunlarla okudum. Yani bütün ömrümde okuduğum o 23 yıl okul döneminde. Çünkü onlar da doğurdular. Hatta rahmetli annem babama bazen minnet ederdi. Sen ne bağırıp duruyordun? Kuzular, koyunlar, annemden de kalanlar vardı miras. Benim de Gıyasettin'indir diyordu. Senin neyin var ki falan. Böyle zaman zaman ufak bir kavga da oluyordu. Dolayısıyla ben o kazandığım kuzu ve oğlaklarla, keçilerle zaman içerisinde hep okudum yani. Sizin sermayeniz oldu o dönemde. O benim ilk okul 5'teki sermayem oldu. Evet. Evet. O sene işte şeye gittim, orta bire gittim. Benim için yepyeni bir ilk pantolonla tanıştım. Pantolon. İlk ceketle tanıştım. İlk ayakkabıyla tanıştım. Daha önce ne giyerdiniz? Böyle don bir şey giyerdim. Don siyah şey vardı. Evde dikilirdi muhtemelen. Evet, evde dikilir. Elle dikilir. Şeyde böyle bir mintal gibi bir şey giyilir. Öyle nizami bir pantolon, nizami bir gömlek veyahut da nizami bir ceket yok zaten. Öyle bir şansımız da yok. O kadar yok yani. Yok evet. Ya da bir elbise gibi bir şey erkeklerin giydiği bir Amerikan bezinden. Öyle bir şey giyerdik çocukken. Ama ilk ayakkabıyı giyince çok heyecanlandım. Çünkü ayakkabı benim için çok önemliydi. Elbise şeydi, ayakkabı. Sonra biz çocukken biraz daha hava atmak için ayakkabımız var diye gidip altına pençe vuruyorduk. Ses gelsin yürürken işte bak ses bizim ayakkabımız var. Arkadaşlarımıza hissettirmek için. Öyle bir şey olmuştu işte gittik. Okula başladım orta birde. Evet. Dün avukat Recep Acar'la dün değil önceki gün ayaküstü sohbet ediyoruz. Bizim gazetemizin değerli yazarlarından aynı zamanda Recep abi. Orhan Efe de var. İşte bir yerde bir şeyler atıştırdık yedik. Çıkışta işte biraz babalarımızdan bahsettik. Yani babalardan geçmişte çocukken yenen işte bir iki tokat ya da bir dayak şöyle hani geçmişte çünkü olurdu bunlar. Onlardan bahsettik. Recep abi de babası dövermiş. Derbi ayakkabılar vardı eskiden. Lastik ayakkabılar vardı. Öyle kösele, kundura. Yok. Kara lastik. Kara lastik biz de onu giyerdik. Ondan sonra. Top yaparlarmış. Kumaşları bir araya toplayıp. Aynen, biz de yaparız. İşte yuvarlak top falan yok. Evet, nerede olacaksınız da top oynayacaksınız. Yani. Çocukluk hali. O sırada yere çok hızlı vurduğu için o derbi lastik ayakkabıların tabanları çok çabuk birkaç ayda eskirmiş, delinirmiş. Babası onun için arada bir haşlarmış tabii, Recep abi. Yani. Yani Türkiye öyle zor zamanlardan geldi. Çok uzak değil bunlar. Çok yani uzak bundan, değil. Benim yaşamımın içinde hepsi. Evet yani 40 yıl öncesinin, 50 yıl öncesinin hemen daha dün gibi görünüveren Türkiye manzaraları yoktu hakikaten. Tabii, yoktu. Yokluk vardı o yıllarda. Yoktu. Ve siz buna rağmen 9 kardeşten biri olarak Varto'nun bir köyünden çıkıyorsunuz. Önce ilçede okula gidiyorsunuz, yatılı okula. Peki sonra? Şimdi beni buraya sevk eden başka bir mesele var. Onu anlatmalıyım. Benim bir öğretmenim vardı. Ben ilkokul birden itibaren bana verilen her dersi ezberlerdim. Gündüz verilen her dersi akşam ezberlerdim.
Ve benim öğretmenlerimde 3 öğretmen değiştirdim ben ilkokulda. Özellikle birisinin benim hayatımda çok etkisi olduğu ve mutlaka okumam gerektiğini, esas aktör, esas üstad, esas başlangıç o. Şöyle bir motivasyon yaptı. Bana dedi ki sen okuyacaksın, bütün bu yöreyi de kurtaracaksın. Aman. Bana bütün yükü yükledi o çocuk yaşında. Bu yöreyi hepsini okutacaksın sen. Sen okuyacaksın evladım dedi. Başka bir mesele yapıyordu. O zaman ilk öğretmenler her ay başı giderdiler. Mal müdürlüğünden maaşlarını alırdılar ilçeden. Her ilçeye gittiğinde sadece bana mahsus bir genel yetenek kitabını kendi parasıyla alırdı. Ve o kitabı ben o ay hepsini okur ezberler öğrenirdim. İkinci ay hoca bir daha gidince bir kitap daha getirirdi. Ve o hoca benim mutlaka okumam gerektiğini. Yani şöyle duruyor, bütün okulu bir tarafta tutuyordu. Allah Allah. Biz beni bir tarafta tutuyordu. Herkesi sabah döverdi. Beni de döverdi ama benimki hafif şiddetli oluyordu. Tabii böyle adaletsizlik olmasın. Çok değişik bir hocaydı. Yani motivasyonu muhteşem ama o işkence yönü de vardı. Sonra nasıl döverdi? Tokat mı atardı? Yok, sopayla. Herkes sopayla, elini açıyordu. Her sabah. Sopayla. Cetvel de değil. Ne yazık ki meşe ağacı özel yapılmış. Onunla döverdi. Çok kızdı. Bir dönemin öğretmenleri arasında bu hakikaten çok yaygındı. Yani, zayıf alanı, sıra dayağı vardı. Sıra dayağı, sırada. Tamamıyla sırada. Şöyle yapardık, ellerimizi cetvelle vururdu. O cetvel en hafif şiddetli oranıydı. Biraz daha sosyete işiydi o cetvel. Şimdi bu şeye tek ayağında dikil cezası vardı. Dikildi. Kulak çok sık çekilirdi. Başka çocuğa tokat attırılır. Sen de dayak yedin mi öğretmeninden? Tabii birkaç kere yaramazlık yaptım. Hak ederek yediğim de oldu, hak etmeden de yediğim oldu. Tabii sıra dayağı da yedik. Evet. Yani bugünden geçmişe doğru baktığımızda ne kadar garip, ne kadar trajik. Şimdi birinci aktör bu benim okumamda. İkinci aktör dedem vasiyet etti babama. Bir keçiniz bile kalırsa bunu okutacaksın bu çocuğu. Böyle bir şey de var yani, başlangıç da var. Sonra ben yatılı okulu kazanıp Muş'a gittim. Varto'ya değil, Muş'a gittim. Muş'a gittim. Yatılı okulu başlamış olduk. Çok özlüyordum evi. 11 yaşındaydım, 12 yaşındaydım. Çok daha küçük. Çok özlüyordum. Akşamları tuvalete gider, affedersiniz, bir saat ağlardım. Ağlama işi rahatladıktan sonra şunu derdim. Olsun, ben o köye dönmeyeceğim. O karanlık yere bir daha asla dönmeyeceğim. Ben okuyacağım, adam olacağım. Bütün bu iddia her akşamki benim normal yeminimdir yani. Hala köyde elektrik yoktu bu arada, öyle mi? Yoktu, yoktu. Çok yakın bir zamanlara, yani Turgut Özal döneminde elektrik köylere geldi. Hiç yoktu. Turgut Özal döneminde köylere elektrikle bağlandı. O da 24 saatte bir saat olurdu, iki saat olurdu. Ama şimdi muhkem bir şekilde var. En son ne zaman gittiniz köyünüze? Ne değişti? Neler gözlediniz? Muş'tan ayrılış hikayem var. 40 yıl sonra gittim. Tam 40 yıl sonra gittim. 40 yıl köyünüze hiç uğramadınız. Hiç uğramadım. Köyüme henüz uğramadım. Yani şehrime gittim, ilçeme gittim ama köyüme henüz uğramadım. Düşünüyor yani musunuz gitmeyi? Bugün dahil uğramadınız. Bugün dahil uğramadım. Neden böyle bir travma? Yani karışık bir yerdi biliyorsunuz. Biz de okuduk, çok çalıştık, çabaladık. Geçenlerde çok güzel bir şey yaptık yani. Orada annem adına biliyorum, çok güzel kadın. Evet. O vesileyle bütün aileye gittik. Köylülerimiz çok büyük bir hazırlık içine girmişler. Fakat öyle biraz da devletin misafiri olduğumuz için her saati doldurmuşlar ki gidemedik yani. Şimdi isterseniz konu bahsi geçmişken girelim oraya. Ben basında okudum. Muş'a mı yaptırıyorsunuz o kültür merkezini, yoksa köye mi yaptırıyorsunuz? Kültür merkezini Muş'a yaptım, bitirdik, açılışını yaptık. Açılışını yaptınız. Açılışını yaptık. Evet. Valideniz, rahmetli valideniz adına yaptınız. Validem adına yaptım. Nasıl bir şey oldu? Böyle çok güzel bir şey. Şöyle, biz doğuluyuz. Yani annemin, kadınların ne çile çektiğini, ne ızdırap çektiğini, ne sıkıntılar yaşadığını siz de Anadolu'yu bilirsiniz. Bizim yöreyle sizin yöre de biraz birbirine benziyor. Siz biraz bizden medenisiniz yani. Evet. İklim şartları birbirine çok benziyor. Bizde kiraz yok, sizde var işte. Şimdi
Bir kere gerçekten benim doğuda gördüğümü söyleyeyim. Bu bir itiraftır yani. Şimdi birbirini çok ezenler vardı. Devletin bazı güçleri bazı insanları eziyordu. Efendime söylüyorum. Sünniler Alevileri eziyordu. Büyük kabileler küçük kabileleri eziyordu. Aşiretlerini eziyordu. Sonra hepsi beraber kadınları eziyordu. Kadınlar bir kere 5. sınıf değil herhangi bir sınıfı yoktu. Rahmetli annemin de çok dayak yedi görmüşüm. Yani babamdan ne yazık ki kardeşlerimden zaman zaman. Ve kadınlar horlanırdı yani böyle çok. Halbuki bütün emek de onların üzerine giderdi. Bu içimde bir ukde. Sonra tabii herhalde siz bir kronolojik ona getireceksiniz oraya. Ben annemi babamı Bursa'da tanıdım biliyor musunuz? Nasıl? Yani ben huylarını suylarını bilmezdim. Nasıl bir kişilikleri olduğunu bilmezdim. Çünkü ben çok çocuktum ayrıldım. Küçük yaşta ayrıldınız. Ayrıldım. Ben 3 gün köye giderdim. Güzel ekmek, güzel yemek yedirdiler. Beni severdiler, öperdiler, yolcu ederdiler. Ben kalmazdım köyde yani. Ben annemi, babamı Bursa'da yani ben 30 yaşındayken annemi, babamı tam böyle kamil bir şekilde anlamış oldum. Nasıldılar, kişilikleri neydi? Annemi tanıdıkça anneme çok bağlandım. Çok bağlandım yani. Ve annem vefat edince benim dünyamın yarısı yıkıldı. Gerçekten. Günlerce şey yaptım. Yani siz anneniz sağ kıymetini çok bilin. Şükür, çok şükür. Günlerce böyle tenha köşelere çekilip çok ağladım. Arabamı yolda sağa çekip çok ağladığım anlar oldu. Çünkü annem ben çobanlık yaparken herkesin annesi çok kutlu. Bütün annelerin elini öpmek lazım, ayağını öpmek lazım. Koyunların içinde yatardım gece. Keçenin içinde. İp de bağlıyorsunuz koyunla. Çok korkardım gece. Kurtlar geliyor, çakallar geliyor, eşkıyalar geliyor. Küçücük çocuk. Küçücük çocuğum. Bir de masallar anlatılmış. Böyle ağaçlar çok büyük gözükür. Böyle çok bir korku, endişe böyle içinde. Bazen böyle sabaha doğru bakardım ki annem başımda durmuş, gözünde yaşlar akıyor. O anne şefkati. Anne anne ya. Çobanda da anne, valide de anne, bakanda da anne, her yerde anne. Anne değişmez. Yani anne, anneyi tarif edemeyiz yani. Ben şimdi Anadolu, baba dolu dememişler. Anaokulu, baba okulu dememişler. Gerçekten ana dil, baba dil demiyorlar. Yani muhteşem bir şey. Burada da ikinci bir şey, ben bunu Muş Meydanı'nda da anlattım. Ben zaman zaman ticarette, sen bütün hemen hemen hayatımın çoğu zamanlarını bilirsin. Sıkıntılı anlar yaşadım. Böyle çok çalıştım. Geceleri saat 1'lere 2'lere kadar çalıştım. Ben her gittiğimde annem pencerede beni bekliyordu. Ve ben dış kapıdan içeri girip kapı kapandığı asansöre bindikten sonra ses gelirse annem kapıyı camı kapatır öyle uyurdu. Şimdi bu anne hazinesini bir şekilde canlandırmam gerekiyordu. Yani annemin ismini yaşatmak gerekiyordu. Sonra zaman zaman sizin gibi dostlarımız dediler ki ya memleketinde bir evin olsun dediler. Böyle güzel bir ev yap, bir taş evi yap. Mesela Bitlis evleri var, Ahlat evleri var. Çok güzel. İnşallah sizi bir gün misafir edeceğim. İnşallah. Başka yaptığımız eserler de var yani şu anda memleketimizde. Bir ev yapalım, şunu yapalım. Bunu dedik ya annemizin bir evi olsun. Annem adına çok güzel bir kadın eğitim ve kültür merkezi yapmış olduk. Ne yapılıyor? Ne yapılacak şimdi? Neler yapılıyor? Bir kere alt katı spor, bakım yeri, kadınların böyle bir bakım, temizlik, efendime söyleyeyim spor yapabilecekleri bir yer. Spor bölümü en alt. Onun üstü dükkanlar şeklinde yapılmış. Kadınlar ürettiklerini orada pazarlama yerleri var. Ebru var, çeyiz var, başka bir şey var, başka bir şey var. Ne ararsan var. Çok geniş kapsamlı. Çok geniş kapsamlı. Çok güzel bir bina. Keşke ekranda gösterseydik. Hı hı. Efendime söyleyeyim. Onun bir üst katında sınıflar var. Eğitim. Evet, çok sınıf var. 10-12 tane sınıf var. O sınıflar her birisi bir şey. Bir de okuma yazma öğrenen anneler var. Esasen en heyecanlı kısım orası. Yani okuma yazma şeyi var. Bir de yanında... Çok heyecanlandım ben birden görmüş oldum. Çünkü bina başlayıp bitince kadar hiç gitmedim. Vali Bey'le elimi uzattılar. Şu şeyi çek bir baktım. Benim adıma çok güzel bir konferans salonu yapmışlar. Annemin çok evin hoş. İçinde. Çok hoş. Çok şık bir konferans salonu bir kere.
O katta öyle. Üstüde de sığınma evi. Yani kadınların kadın tabii. Kadın sığınma yeri çok önemli. Çünkü hemen karakolun da yani polis merkezinde bitişiği olduğu için özellikle orayı seçtik. Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz de karar verirken çok önemli stratejik bir yere seçtik. Kadınları korumak, kadınları okutmak, kadınları eğitmek. Annemin adı İlel Ebed yaşasın diye onu yapmış oldum. Muhteşem bir eser. Evet. Muhteşem bir. Babam adına da meslek okulu yapıyorum ilçemde şu anda. Onun da temeli atıldı. Bir milli eğitimle ilgili başka bir eğitim evi yapıyoruz. Şu anda onu yapan arkadaş benim misafirim. O işleri yapmaya devam ediyoruz. Daha önce bir kız Kur'an kursu yaptım. Özellikle kızların okuması için. Çünkü bazı insanlar çocuk kızlarını okula göndermiyorlar. Halen orada böyle bir sistem var ne yazık ki. Göndermiyor okula. E bari buraya gönder. Okusun ama yani mutlaka okusun. Evden bir dışarı çıksın. Çıksın. Evet. Ve özellikle de bahçeli olmasını istedim. Özellikle yeşil alan olmasını, özellikle ağaçlar olmasını istedim. Allah'a şükür yani bunları annem adına, babam adına, amcam adına, öbür amcam adına yapıyorum. Evet, kendi adıma inşallah güzel bir şey yapacağız. Yani böyle. Hepsinin sermayesi de 17 tane kuzu öyle mi? Evet, 17 kuzu. Muhteşem bir şey. Evet. Ben böyle şeyler çok yaparım. Söylemezdim önce. Bir abimiz bana dedi ki ne olur bunları anlat dedi. Hem bir teşvik oluyor. Hem insanlar. Ben mesela Üsküp'e gittim. Tefeyyüz İlk Öğretim Okulu var. Mehmet Akif'in okuduğu bir okul. 168 yıldır orada Türkçe eğitim görülüyor. Ben okulu baştan sonuna kadar donattım. Ve şu anda başka okuldan orayı gezmeye geliyorlar. Çünkü orada elektronik tahta yok, şey yok. O zamanki Büyükşehir Belediye'miz de etrafını, peyzajını falan yaptı. Orayı da kardeş okul yaptık. Oradan onlar bize geliyor. Çok biz güzel. Onlara gidiyoruz. Muhteşem bir şey yani. Kıbrıs'ta yaptık. Kıbrıs'ta da yaptım. Tabii Kıbrıs'ta da yaptım. Evet. O yatılı okuldan devam etmenizi rica etsem. Evet. Çünkü birkaç... Devamında birkaç benim de bildiğim anekdot var oralara gelmiş. Yatılı okulda işte orta birden itibaren çok çalışkan bir çocuk. Bak şunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Milli Eğitim Bakanımız çıktı dedi ki ben iyi bir öğrenci değildim. Dedi bugün de misafirimizdi Milli Eğitim Bakanımız. Çok saygı duyduğumuz bir kere bizden birisi. Yani böyle sahadan eğitim camiasından gitmiş birisi. Çok saygı da duyuyorum. Bugün çok güzel de işler yaptık Bursa'da. Ben öyle bir öğrenci değildim. Ben hiçbir öğretmenimi üzmedim. Hiç ders çalışmamazlık da yapmadım. Hep çalıştım. Çünkü benim kurtuluşum okumaktaydı. Başka şansımın olmadığına inanıyorum. Şimdi ilk orta bire gittikten bir hafta sonra o köyden, o karanlıktan kurtulmak istediğimiz için bir otele gittim. Dedim ki amca dedim benim bir kardeşim var. Ben köyden çıkarmak istiyorum dedim. Bizim köyde hayat çok zor. O ahır hayatından kurtarmak istiyorum dedim. Kardeşim gelsin burada dedim. Karın tokluğuna çalışsın. Kabul eder misiniz? Kardeşimin şehirli olmasını istiyorum. Kardeşlerinizden birini kurtarmak istiyorum. Evet. Bir hafta sonra kardeşimi getirdim. Bir otelde gerçekten 2,5 sene adam hiç para vermeden karın tokluğuna çalıştırdı. Otelde çalışmış oldu. Yani şehirden onu koparmış oldum. Sonra orada kendi mesleğinde işte kahveler, kıraathaneler. O zaman her şeyde, her şehirde bir huzur kulüp olurdu. Ya da şehir kulüp. Oraya hakimi, savcısı, evet. İşte bürokratı, şehrin ileri gelenleri o huzur kulüpte ya da şehir kulüpte otururdular. Her şehirde vardı. Anadolu'nun her şehrinde vardı. Hala da var. Hala da var, evet. Kardeşim orada bu defa terakki etti. Yani yükseldi. Orada uzun süre o işi yaptı. Sonra ben orta birde devam ettim. Ederken bir abimizle tanıştık. Geçen İstanbul'da bir ödül verdiler bana. O ödül töreninde söyledim. Bana bir abimiz rol model oldu. Kimdir o? Kerem Al diye vali oldu. Şu anda merkez valisi. Yeni şey yaptı. Çok uzun süre valilik yaptı. Bayburt, Aydın, Kahramanmaraş, Osmaniye valiliğini yaptı. Ders çalışma stilini ve tarzını ve bizim kurtuluşumuzun okumak olduğunu, o da bizim köyden biraz ötedeydi. O Vali Bey, abimiz bize bir rol modeli oldu. Ve muhteşem ders çalışıyordu. Olağanüstü ders çalışıyordu. Yani okuldan çıkar gelirdik. Bizde o zaman etüt saatleri vardı. Mütalaa saatleri diyorlar o zaman. Etüt saatleri diyorlar. Biz bu mütalaa ve etüt saatlerinde
bakardık. Kerem abi ne yaparsa biz de onu yapıyorduk. Bir bakıyorduk. Kerem abi önce dersleri çalışıyor, sonra bir kitap okuyor. Biz de kitap okumalıydık. Kitap bulamıyoruz bu defa. Gazeteler, bugün çıkan gazete ertesi gün saat 5'ten sonra Muş'a gelirdi. Bir gün sonra. Okuduğum gazeteleri söyleyeyim size. Yani o gün yazılarını okudum. 5-6 yazar vardı. Ergün Göze, Ahmet Kabaklı, Rauf Tamer, Altan Öğmen. Bunları hep okurdum. Tabi bu süreç demek ki sizde bir siyasi oluşum, siyasi bir bilinç geliştirmenizi de sağlamış. Ben siyasi bilinçten ziyade spor şeyine kadar da okurdum. Gazete kaç tane alabilirsem tercüman gazetesini alırdım. Milliyet gazetesini hep okudum. Bütün ömrümde okudum. Milliyet gazetesi Kerem abi okuyordu diye okudum. Oradan başladım. Okudum hep Milliyet gazetesini. Milliyet'te tercümanı hiç bırakmadım o süre içerisinde. Sonra kitap okuma şeyleri başladı. O zaman yine her şehirde Kültür Bakanlığı'nın bir basım evi, bir kitap evi vardı. Ve kitaplar piyasada 10 lira olan, 10 kuruş olan kitap orada 1 kuruştu. Çok ucuzdu. Bursa'da Sönmez İş Sarayı'ndaydı. Evet, Bursa'da Sönmez İş Sarayı'ndaydı. Hala var mı bilmiyorum. Yok, şu anda yok. Ben her gün, her hafta gider orada bir kitap alırdım. O kitabı alırdım çünkü Kerem abi öyle yapıyordu, öyle okuyordu. Ben de okumam gerekiyordu. Okuyordum. Sonra oradaki abi, bunu bir süre sonra anlatacağım. Halen yaşıyor Şeref abi. Bana dedi ki bak evladım dedi, senin paran yok. Sen her hafta gelip bir kitap alıyorsun dedi. Ben sana bir kitap vereyim dedi. Sen oku, bu hafta getir. Ondan sonra başka bir tane al. Sırayla oku dedi. Bak emin ol, abartısız söylüyorum bak, abartısız. Meydan Davrusesi'nin yarısı hariç hepsini okudum. Koskoca bir kitap ama çok kitap yok yani, öyle o zaman çok tercüme edilmiş kitaplar yok. Böyle çok şeyler. Kültür Bakanlığı'nın bütün kitaplarını okudum. Dostoyevski'nin bütün kitaplarını okudum. Dostoyevski'nin mesela bütün kitapları vardı. Klasik kitapları hepsini okudum mesela. Ne bulsam okurum. Tom Hanks, Texas, Kara Murat ne varsa hepsini okuyordum. Evet. Yani önüme mesela sinemanın önüne gidiyordum. Sinemanın önünde satılırdılar. Böyle iple bağlamışlar. Okumuş adam. Bir de Türkiye'de öyle güzel bir şey vardı. Okumuş kitabı da getirip satıyor yani. Evet. Sinema, biz diyorduk ya 50 kuruş verip sinemaya gideceğimize 100 kuruş verip bu kitapları alalım okuyalım. Bu defa akşam baskın oluyordu, kitapları yakalıyordular. Bu yasak diyordu. Yok Kara Murat ne zaman yasak oldu? Yani Tom Hanks Texas ne zaman yasak oldu? Bu tür şeyler de oluyordu. Kitap okuma fasıllarımız. Sonra hiç unutamadığım bir şey var. Abdülkerim diye bir arkadaşım vardı. Kerim isminde. Bana dedi ki ya sen şu kitabı alıyorsun ya. O da nerede bir kağıt bulsa okuyor. Yerde ne bulsa bir şey olsa yani bir okumak için ne olursa olsun. Yani okumanın rengi, şekli, dini, imanına bakmaz yani. Ne bulsa okuyor. Dedi sen bu kitabı 5 günde okusan son 2 günü de ben okusam olmaz mı dedi. Vallahi olur dedim. Ben de aldım o kitabı 5 günde bitirmek zorunda kalıyordum. Ne kadar kalın olursa olsun. Bu defa uyumuyorduk. Sonra o kitabı mübalağası söyleyeyim. O arkadaşım 2 günde okuyordu. Böyle yatıyordu sırt üstü. Saatlerce o kitabı bitiriyordu. Sonra bir Şeref abi anlattım. Ya diyor deseydiniz ben 10 gün verirdim size. Bu kadar sizi üzmezdim. Böyle okuyan insanlar var. Şimdi bunu niye anlatıyorum Mehmet Ali Bey? Bizim o dönemdeki o arkadaşlar hepsi bugün Türkiye'nin idaresindediler. Herkes idealist bir şey vardı. Bu sağcısı, solcusu, futbolcusu Türkiye'yi değiştireceğiz diyordular. Ortak nokta çok zor koşullardan gelmek. Evet, zor koşullar. Ve evet. O koşulları aşabilmek için çok çalışmak. Türkiye'ye çok refah, çalışmak, mutluluk getireceğiz diyorlar. Herkesin hedefinde vardı. Bu sağcıda var, solcuda idealizm vardı. Müthiş bir idealizm vardı. Türkiye'yi güzelleştireceğiz. Hatta kendi fikirlerim doğrultusunda da güzelleştirin. Olsun, güzelleşsin yani sorun değil. Böyle bir şey oldu. Sonra orada da bir kısa süre sonra yıldızımız parladı. Çok ders çalıştığım için öğretmenler tarafından çok sevilirdim. Bir öğretmenimiz vardı. Çocuğu yoktu. Akşamları çıkarken bana çantasını taşıtırdı. Mahsus yapıyormuş meğerse sonra öğrendim. Harçlık mı veriyormuş? Yok. Yemek yedirmek istiyormuş.
böyle çantasıyla evin önüne kadar giderdik. Diyordu yengem bir güzel çorba yapmış. Şöyle bir çıkalım bakalım bak çok güzel bir çorba var. Bir çorba iç. Bak evladım buraya gelmişken falan. Allem bedel kullan bedel beni yukarı çıkarırdı. Yenge de beni böyle çok sever. Çok şey yapar. Beni evlatları gibi. Yenge özel yemekler yaparmış meğerse. Yani sonra öğrendik o işi. Tabii hoca söyledi. İtiraf oldu sonra. Çıkardım yukarıya. Hoca da kitaplar tavsiye ederdi. Diyordu şu kitapları oku, bak şu kitabı. Çok şanslıymışsınız bu açıdan demek ki. Yani iyi insanlar çıkmış ben karşınıza. Ben bütün şey hayatımda şunu gördüm. Doğru insanlar çıkmış. Mehmet Ali Bey, ben bir eğitimciyim. Ben Kenan Evren döneminde okuduğum için bizim okullarımız o zaman pedagojik formasyonu çok yüksek okullardı. Ben eğitim psikolojisine, eğitim sosyolojisine, eğitime giriş, eğitim teknolojisi, ölçme, değerlendirme. Bütün bunları üniversitede okudum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben bunu niye söylüyorum? En kötü öğretmen, en kötü öğrenci de olsa yine kurtarmak ister. Bu eğitimcilik böyle bir şey. Öğrenci yeter ki biraz istesin, biraz arzu etsin. Hele öğretmen bir cevher görsün. Beni İstanbul'a çağırıp benim hemşerilerim bir gece düzenlemişler. Benim bir öğretmenim demiş ki o günkü orta 1-2-3'teki öğretmenim onu ben takdim edeceğim demiş. Bakın ne yaptı Mehmet Ali Bey. Ben şoka girdim. Gözümden böyle yaşlar aktı. Dedi ki ilk öğretmenliğim sınıfa girdim. Kara ceketli bir genç. Masum yüzlü. Böyle duruşu var. İlk sorduğum soruya şu cevabı verdi. Kalkarken düğmesini şöyle kapattı. Böyle ya bir baktım öğretmen benim hiçbir şeyini unutmamış. Öyle bir anlattı ki ben unutmuşum. Öğretmen bakın inanın öğrenci öğretmenin hafızasıdır biliyor musunuz? Ve öğretmenin ailesidir, öğretmenin kendisidir. Öğretmen annedir, babadır, her şeydir ya. Ben hayatımın her noktasında onlar var. Bak her noktasında, geçen de dedim İstanbul'da, ya ben dedim bana, beni orta birde abilik yapan vali oldu. Lise yazında profesör oldu, çıtayı çok yüksek tuttular. Ben şimdi ne yapayım? Ben de yüzlerce, binlerce öğrenci okuttum. 250 evet. Bin öğrenci okuttum. Şu ana kadar. Evet. Muhteşem bir. Evet. 30 yılda dedim. İnsanlar çok böyle mutlu oldu. Çok alkışladılar. Yani onun için öğretmenlerin çok ciddi bir etkisi var. Aslında başka bir şey söylemek istiyorum. Siz samimi olun yağmur gelir. Bak ağaç yerinde duruyor yağmur kendisi geliyor. Tilki çok dolaşıyor hep aç kalıyor. O da ilginç. Samimidir samimi. Samimi. Bakın. Bir abimiz İbrahim Aytın. Ben bu eğitim hayatımda onun bende çok büyük bir emeği var. Kimse bilmez. Bursa'nın en eski dinamiklerden birisi siz bilirsiniz. Hatta Bursa'nın en iyi, en eski mimarlarından bir tanesi diyebiliriz. Ben bu işlerde sıkıntıya girdim. Bana dedi ki evladım sen bu eğitim sahasında olman lazım. Mal sahibi kira ödeyemiyorum. Ben kira almıyorum dedi. Yo abi nasıl olur? Al istemiyorum. Diyor. Yeter ki sen işine sen devam. Dedi iş, bu işi yapacaksın. Şimdi onlar hepsi geçti. Bugün bu durumdayım. 76 yaşındaki İbrahim abimiz 3 gün önce beni aradı. Kısık bir sesle evladım nasılsın? Bir sıkıntı yok değil mi? Bir problem yok. Çok şeyler duyuyorum. Ekonomik sıkıntı var. Var mı bir sorun? Bak sakın senin yıkılmaman lazım. Şimdi bu insanları unutmak mümkün mü? Evet abi? Değil tabii ki. Yani şimdi bu adam evinde oturmuş 76 yaşında düşünmüştür. Ya bu ben şimdi onun için bunlar eli öpülesi. Bunlar benim hayatımda sizin gibi çok değerli arkadaşlarım ve abilerim kilometre taşlarım var biliyor musun? Şimdi hepsini ziyaret ediyorum. Ben çok duygusallaştım. Öyle yaşlandım mi? Ben. Ben şimdi gidiyorum herkesi ziyaret ediyorum. Biraz daha gençlik döneminize gidelim. Evet. Üniversite hayatından bahsedelim. Şimdi ben ortaokulu çok hızlı bir şekilde okudum. Çok güzel bir dönem ortaokul özellikle. Lise bir döneminde MC hükümetleri ve CHP hükümetleri çok meşhurdu. 73-74'ten başlayıp 1980'e kadar siz de iyi hatırlarsın. Can abi de çok iyi bilir o günleri. Çok hükümetler değişirdi. Sağcılar işte MC gelirse sol giremiyor okula. Evet. CHP gelince sağ giremiyor. Ben her halükarda giriyordum. Neden? Ben okuyacağım. Benim okumaktan başka şansımın olmadığını söyledim. Ve bunu deklare ettim insanlara. Ben okuyacağım dedim.
İsterseniz beni öldürün, ben okuyacağım dedim. Bu benim okumalarım, benim okullara girmem sanki kafa tutuyormuşum havasını estirdiler. Ben asla kafa tutmuyorum. Okumak istiyordum yani. Lise 1'i de okudum. Çok sıkıntılı zamanlardı. Çok arkadaşımız öldü. Gerçekten. Çok arkadaşımız perişan oldu. Her okula... gün 30-40 insanın. Evet, yani yanımızda çok böyle can arkadaşlarımız öldü. Hapse girenler oldu gencecik yaşta. Baktık ki okuma şansımız sıfır. Ve biz de öyle sıkıntılar yaşadık ne yazık ki. Çok kısa bir dönem bir içeri girişimiz falan da oldu. Karar verdim. Dedim ki ben Muş'u terk edeceğim. 1978 22 Şubat saat 8'i 10 geçe Muş'tan ayrıldım. Siyasi nedenlerle ayrıldınız öyle mi? Evet diyebilirsiniz ama gerçekten siyasi değildi. Yani benim okumak istiyordum. Olaylar oldu. Karşılıklı çatışmalar, çarpışmalar oldu. Allah'a şükür ölüm yok, şey yok ama karşılıklı biraz ufak tefek şeyler oldu. Muş'u terk ettim. Yatırı hakkımdan vazgeçtim. Benim oradan için, nereye? Çünkü sizin bir yerden bir yere gitmeniz için devlet sizi göndermesi lazım. Yatılı olduğunuz için sizin öyle bir iradeniz yok. Devlet ya sizi sürgün edecek ya da bir bahane uyduracak bir kişinin bir yerden bir yere gitmesi için. 1977'de CHP başladı. Benim de bir akrabam CHP genel sekreter yardımcını yapıyordu. Gittim CHP genel merkezine. Ne istiyorsunuz? 1970'te beni alın Muş'tan dedim. Beni bir yere verin dedim. Bir yatılı, güzel bir yatılı okula verin dedim. Onlar da beni Adıyaman'a verdiler. Sonra Edirne'ye verdiler. Çok zor yerlere ben hiç bilmediğim şey yapmadım. Sonra karar verdim. Erzurum'a gittim. Erzurum'a gittim. Çok güzel bir liseye kaydoldum. Ve o benim esasen hayat biçimim o gün başladı. Ne yazık ki telefon yok, hiçbir şey yok. Annem bilmez, babam bilmez, kimse bilmez. Nereye gittiğimi bilmez. Sadece Erzurum'a gittiğimi, oraya okumaya gittiğimi biliyorlar. İletişim yok, ulaşım yok. Peki ne yiyip içiyorsunuz, ne giyiyorsunuz, ihtiyacınız nasıl karşılıyor? Tanıdığım 2-3 arkadaş vardı. Dedim ki gel sen bana yardımcı olur musun? Oluruz dediler. Çalışma için bana mesela böyle belli saatlerde çalışsam şey yapsak olur mu? Olur dediler. Bir kitapçıda çalıştım. Kitapçıda? Evet. Kitapçıda çıraklık yaptım. Okudum. Sonra bir abimiz vardı. Şu anda İstanbul'da avukat. O bana burs buldu. Sonra bir vali muavinimiz vardı. Erzurum sonra vali oldu. O da hemşerim. Ona gittim. Ben biraz kapıları zorlayan birisiydim. Gittim dedim ki abi ben Erzurum Lisesi gibi liseye kaydoldum. Ama imkanım yok. O da bana burs buldu. Birisine telefon açtı. Burs buldu. O burslarla şeyleri okudum. Liseyi bitirdim. Çok güzel okudum gerçekten. Kalan bir abimiz var dedim ya profesör oldu. Onun evinde kaldım, yanında kaldım. Yani evinde de ki o da fizikteydi. Onunla beraber kaldık. Çok güzel bir yaşam biçimimiz, bir düzenli okuma şansımızı yakalamış olduk. Ve güzel de bir lise bitirdik. Lisemiz 68 kişiydi, 67'si de üniversiteye girdi. Öyle bir lise. Yani Erzurum Lisesi, Kayseri Lisesi, Bursa Erkek Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, İzmir Erkek Lisesi. Bunlar çok meşhurdurlar. Yani evet. Bilinen Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi. Bunlar o zaman Türkiye'deki Boğaziçi, işte Ortu falan gibi üniversitede nasıl meşhursa bu okullarda meşhurdu. Öyle bir şansım olmuş oldu. Şanssız şartlar beni oraya getirdi, okudum. Evet. Liseye kadar büyük bir mücadele. Şimdi mücadele verdim. Üniversite dönemine gelelim. Evet, lisede... İlahiyat okudunuz değil mi? Yok, önce şey okudum, İngilizce okudum orada. İngilizce o zaman değil. Yay kurdu. Açık öğretim şeklindeydi. 12 Eylül'de kitapçı oldum ben. 12 Eylül'de gözaltına alındım, kitap okumaktan dolayı. İlk kitapçılığınızı... Erzurum'da. Erzurum'da açtınız. Erzurum'da, tabii. Orada çalıştınız, bir kitapçıda çalıştınız. Bir kitapçıda çalıştım. 12 Eylül'de... kitap okumaktan ve o kitap evinden dolayı biz gözaltına alındık. Ne tür kitaplardı bunlar? Her tür kitap yasaktı. 12 Eylül'de yasak olmayan çok az kitap vardı. Nutuk vardı belki. Yani böyle mesela Necip Fazıl'ın şiirleri, Nazım Hikmet'in şiirleri. Evet, yasaktı. Efendime söyleyeyim, Nazım Hikmet'in şiirleri için de dayak yedim.
Necip Fazıl'ın da şiirleri içinde, bazı şiirler içinde boşuna dayak yemişim. Sonra anladım. Bir de Turan Dursun'un kitabı için ben dayak yemişim. Yani mühürsüz Kur'an-ı Kerim de yasaktı. Yani Diyanet mühürü olmayan o da yasaktı. Hemen hemen kitapların %90'ı yasaktı. Dolayısıyla şimdi ben o kitaplarla içeri girdik. Çıktığımda bir kitapçıya gittik. Dedi ki dün polisler geldi. Burada şu 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 kitabı yaktık dedi. Öyle deyince benim kafamda şimşek gibi çaktı. Ben kitapçı dükkanı açacağım dedim. Meydan okudum. Trene bindim. Şimdi Doğu Ekspres trenine millet turizm için biniyor. Bindim çarşamba akşam 7'de. Erzurum'dan bindiniz. Erzurum'dan bindim. Cuma günü saat 11'de Haydarpaşa'ya geldim. Kim var İstanbul'da Gıyasettin Bey? Hiç kimse. Hiç kimse. Hiç kimse. Ama İstanbul'a gitmeye karar verdim. Karar verdim. Gittim oraya. Dedim ki ben kitap istiyorum. Kitaplar, şöyle şöyle bir kitapçı dükkanı açıyorum dedim. Kime diyorsunuz bunu? Kitapçıya gittim, toptancıya. Beyaz Saray vardı, Cağaloğlu'nda kitapçılar vardı. İletişim yayınları o zaman da vardı. Altın yayınları o zaman da vardı. Paranız yok. Remzi tabii ama borç alabiliyorsunuz. O zaman Türkiye'de senet verdin mi? Senet, hani diyor ya sözü senettir. Sözü senet gibidir diyorlar. Yani senet verdin mi dava bitiyor o zaman. Bırakın yani. Senet vermeyi, peçeteye yazılan şeyler bile tabii ki tabii. Yani şimdi kimsenin aklına gelmedi ben para vermem. Ben bir ayakkabıcı dükkanını kiraladım. Baktım yazıyor Devren Sattık'tır. 1982 Aralık günü. Hangi muhitte? Cennet Çeşmesi var. Erzurum tam böyle çifte minareler var. Meşhurdur. İstanbul'u bilmiyorsun. Yok Erzurum'da yapıyorum. Erzurum'da. Ben kitap almaya gittim İstanbul'a. İstanbul'a kitap almaya gittim. Tabii orada ayakkabıcı dükkanı şey yaptı. Evet. İstanbul'a kitap almaya gittim. O zaman kargolar falan yoktu. Ambarlar vardı. Ambarlara işte kitap veriyorsunuz. Bir hafta sonra geliyor. Biz orada bir bağlantı yaptık. Dedim ki sizin düzenli bir şekilde paranızı ödeyeceğiz. Senetleri de düzenledik. Bana şöyle mal gönderin. İlk 3 gün çok kitap sattım. Sanki 12 Eylül'den sonra bu dönemi yaşayanlar çok iyi bilir. İnsanlar kitap okumaya başladı. Ve Türkiye'de gerçekten insanların beyninde bir devrim oldu. İnsanlar kitaba ve kendilerine döndüler. O güne kadar herkes vatanı kurtarıyordu. Sonra biraz çok ciddi bir tırpanlama olunca çok işkenceler oldu. Ben kaldığım bölümde biliyorum yani. Evet. Özellikle sol kesim bir tırpanladılar, bitirdiler yani. Evet. Yani o solculara yapılan o günkü işkenceleri benim hayatımı, tarzımı, bakış açımı, insanlara bakışımı değiştirdi yani. Çok fena şeyler var yani anlatılmayacak şeyler. Sonra onun üzerine ben kitapçı oldum. 3 gün sonra. İlk kitapçı dükkanınızı Erzurum'da açtınız. Erzurum'da. Bir ayakkabıcı kiralık ayakkabıcı evet. Dükkanını tuttunuz, kiraladınız. Evet. Ve İstanbul'a gidip mal aldınız. Mal aldım. Bu arada okul bitti mi? Okul devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Ondan sonra liseyi bitirmişim tabii. Yaykur'da okuyorum işte. İngiliz Yabancı Diller Yüksek Okulu ismi o zaman. Ondan sonra kitapları çok ciddi bir şekilde böyle bir rağbet olunca 3-4 gün sonra bizi gözaltına aldılar. 22 defa dayak yedim. Yani hemen hemen her gece. Bir de muhbirciler çıktılar. Yani işte bak burada şu kitap satılıyor, bu kitap satılıyor. Sonra ben yine o vali mavini abimizin yanına gittim. Dedim abi beni öldürüyorlar. Yok ben kitap satıyorum diyor. Beni öldürüyorlar. Bana dedi ki bir yere telefon açtı. Telefonlar o zaman şöyle çevirmeliydi. Aradı dedi ki ya benim bir hemşerim var. Gariban çocuk dedi. Burada bir kitapçı dükkanı açmış dedi. Her gün gidip dövüyorsunuz dedi. Bırakın çocuk kitap satsın. Oradan işte yasak. Ya ne yasağı? Yasak masak. Çocuk ne bilsin ne hangisi yasak hangisi. Kitap satıyor işte falan. Pazarda satıyor gibi değerlendirin falan dedi. Kimse gelmedi. Öyle kurtuldunuz. Öyle kurtuldum. O da bana dedi ki şey yap. O yasak olanları alta koy. Sorarlarsa ver dedi. Sorarlarsa. Tam polis gelip direkt soruyordu yani zaten. Şey yapıyordu. Senin 12 Eylül öncesi kitapların hakikaten yasaklı olduğu döneme ilişkin anıların var mı sevgili Can? Tabii o zaman terör örgütlerinin mensupları yakalanır. İşte önce silahlar, mermiler ama acı bir şey kitap da konulur. Kitaplar evet. Kitaplar yasak kitaplar, yasak kitaplar. Bir suç aletiymiş. Bu anlattıktan sonra Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451'ini anlattı. Orada da her türlü kitap yakılır. Sizin iki şeyi sorayım. Bir, eskisi idealizm kalmadı dediniz. Evet. Yeni nesillerde idealizm pek görmüyor. İki, bir de Deniz Gezmiş'le ilgili bir anınız var. Annenizin size söylediği bir şeydi, yorum var. O ikisini alabilir miyim? O da Erzurum'daydı. Erzurum'da
Ali Elverdi Paşa'yı konferansçı olarak getirmişler. Tabii Erzurum sağcı bir yer. İşte ülkücüler var, nurcular var, milli gençlik vakıfları var. Daha çok METTB diyebiliriz. METTB yani milli selametçiler var. Milli Türk Talebe Birliği bu arada. Evet, değil Milli mi? Türk Talebe Birliği. Ondan sonra Ali Elverdi Paşa Deniz Gezmiş'in idam ediliş anını anlatıyor. İşte Deniz Gezmiş'i nasıl idam ettiklerini falan. Övünerek anlatıyor. Mi anlatıyor? Çok övünerek anlatıyor. İşte Deniz Gezmiş'e idam kararını verince sonra iki, Bursa'dan milletvekili oldu biliyorsunuz. Bilmiyorum onu. Evet, oğlunu öyle. Tanıdım ben sonra. 2,5 liralık bir kalem kırmış. O 2,5 lira Türk parasına çok üzüldüğünü anlattı. Çok üzüldüm o 2,5 yani Türk lirasını. Çok etkilendim. Ben Deniz Gezmiş'in fikirleriyle, dünyasıyla benim hiç alakam yok. Yani benim dünyamın dışında birisi. Ama bir anda kafamda şöyle bir şimşek çaktı. 22-23 yaşında, 25 yaşında her tarafı günah olsa ne olacak yani. Bir de şiddet yok, hiddet yok. Silah yok. Silah yok, bir şey yok falan. Sonra daha dehşetlisini söyledi. Ve o 2,5 lira Türk parasını ne acıdım dediği anda olağanüstü bir alkış koptu salonda. Ne yazık ki böyle herkes. Tabii ben çok üzüldüm yani. Orada bir daha öldürülmüş Deniz Gezmiş. Çok üzüldüm evet. Sonra en dehşetlisi, dehşetli anı anlattı. Şimdi düşünün liseyi bitirmiş bir genç ya da lise son sınıftayım herhalde. Dedi ki biz dedi o haini bir de astık. Asarken ne oldu biliyor musunuz dedi. İp de dedi dolandı yünü Moskova'ya döndü. Bir alkış daha koptu. Ben de valla gayri ihtiyarı gözümde böyle yaş aktı. Çok yazık. Annenizin evet. Size söylediği bir şey var. Oraya geleceğim. Geleceksiniz. Ondan sonra ben biliyorsunuz böyle solla komünistlikle falan benim hiçbir alakam yok. Yani ne yazık ki beni götüren o arkadaşım bana dedi ki zaten bu Vartolular hep komünisttirler. Sen de onlardan birisin dedi. Beni çok ağır bir şekilde suçladı. Ben çok üzüldüm tabii. O anı yaşamak benim için bir travma. Sonra ben anneme sordum. Bu ne yapmış bu Deniz Gezmiş dedim. Yani anneme merak ettim. Tabii ben daha öncesinde aslında sordum anneme. Annem de böyle bir şey yaptı. Çok o da üzülmüş dedi. Gencecik çocukları dedi yakalamış. Amerika'ya karşı gelmiş dedi. Amerikalılara dedi şey yapmış dedi. Onun üzerine yakalamışlar oğlum dedi falan. Böyle bir annem de telaşlı şeydi falan anlattı. Şimdi tabii bu benim için bir travma oldu. Yani böyle ben tabii ki hiddete, şiddete hayatımın hiçbir noktasında hiddet, şiddet yok. Hep karşıyım. Ama zulme de, işkenceye de sonuna kadar karşıyım. Bunlar benim hayat tarzımda, hayat biçimimde çok ufuklar açmıştır. Çok müsamahalı davranmışımdır. Çok evrensel düşünmüşümdür. Çok özgürlükçü düşünmüşümdür. Bir de böyle hem siyasette hem de insan hakları şeylerine gönderilmişlerdir beni. Böyle mesela komitelerine, komisyonlarına beni hep oralara havale etmişlerdir. Bu da belki büyüme tarzımdan, belki yaşam tarzımdan, belki bakış tarzımdan, belki bu olaylardan. Gençliğimde gördüğüm bu travmalar, bu şeylerden ders çıkarmıştım. Benim bir özelliğim var. Ben her şeyden ders çıkarırım. Bak her şeyden ders çıkarırım. Mehmet Ali Bey bana bir laf söyler. Ben onu bir düşünürüm. 20 saat düşünürüm gerekirse. Diyorum ki acaba Mehmet Bey, Ali Bey bunu takıntılı değilim bak. Bazen hikmetli bir şey söylüyor. Bana yarayan bir şey söylüyor. Düşünürüm diyorum ki neden acaba? Mutlaka ders çıkarırım. Siz hep dikkat ediyorum. Facebook sayfanızda da evet. Hep vecizeler, özdeyişler paylaşıyorsunuz. Evet. Başkaları da ders çıkarsın tabii. Diye. Çok da güzel vecizeler oluyor bazılarına benlikle ve sadece bir ideolojik kimliğe ait insanlardan değil. Değil evet. Her ideolojik kimlikten her politikacılar değil. Var, din adamları var, roman yazarları var. Evet. Şu idealizm meselesine bir de dönsek. Evet. Sizin kuşağınızda idealizm olduğunu dediniz. Üç şey için bunu yayınlıyorum.
Birincisi ben bir eğitimciyim. Ben yemek memek böyle tarz o tür şeyleri yayınlamam. İkincisi Türk milletinin okumadığına inanıyorum kitapçı olduğum için. Biz Türkiye'de bir de hatta Bursa'da kimin kitap okuyup okumadığını biliriz. Kısa kısa olunca insanlar okuyorlar. Uzun olunca okumuyorlar. Biz kendi iş yerlerimizdeki reklam sayfalarımızda resim bol, yazı az ve karakteri büyük şey yaparız. Çünkü bu bir çarpıcı geliyor. Yani ikinci sebep bu. Üçüncüsü de şu imajı veriyorum. Bunu da burada canlı yayında söylemekten hiçbir beis görmüyorum. Her çiçekten alacağımız bir bal vardır. Çiçeğin rengi, tipi, şekli, iklimi, dağı ne olursa olsun. Biri aramıştır beni. Demiştir ki sen bu gavurlardan ne buluyorsun? İşte Dostoyevski'den veyahut da başka birisinden. Diyorum bak unutmamışsın Dostoyevski. Bak varmış demek. Aradığı bir şey de bir gavur icat. Muhyiddin-i Arabi'yi unutma. Başkası arıyor diyor ki sen diyor Abdülkadir Geylani'den bir şey yayınladın. Ne buluyorsun bu yobazlardan diyor. Demiştir bana. Bak unutmamışsın diyorum bu yobaz. O var. Var bunlar. Yani bunlar dünyanın bizim için var olmuş zenginlikleridir. Ben bu zenginlikleri aktarmak bir eğitimci olarak kendime görev vaat ediyorum. Benim söylemem önemli değil. Kimin güzel bir laf ettiğini o altını yerine teslim etmenin çok güzel bir hizmet olduğuna inanıyorum. İdealizm önemli bir konu. Şimdi gençler neden idealist değiller gerçekten? Evet. İki sebepten dolayı idealist değiller. Birincisi bütün idealler paramparça oldu. Dünya değişti, sistemler yıkıldı, hayal apartmanları darmadağın oldu. Dünya mahvoldu. Sağ solun, sol sağın. Kıyametler koptu. Eskide iki tane zümre vardı. İşte bir emek vardı, emekçiler vardı. Emekçilerin temsilcileri vardı. İstanbul'a giderdiniz, örnek mahallesi vardı, sol girerdi, emekçiler girerdi. Disk vardı, Türk İş vardı, bilmiyorum ne vardı. Solun şeyleri vardı. Hepsi böyle işte şey yapardılar. Onlar ne oldu? Sol şimdi ne oldu? Darmadağın. Darmadağın oldu. Ne yaptı? Tam tersi zengin kulüpler, şey bölgeleri, daha çok zengin bölgeler, daha çok işi bilenler, daha aristokrat, daha üst düzey, daha bir refah seviyesi yüksek. Bitti. Bu tarafa gelin. Bir hırka, bir lokma, işte çarık. Yok aç kalmak, sıkıntı yaşamak, tevekkül etmek, karnına taş bağlamak, tevekkül etmek, bunlar da gitti. Paraya tahvil oldu. Başka bir şeyler oldu. Gençler, çocuklar, anne babayla iletişim koptu, teller koptu. Yok altı telgrafın telleri. Bitti o. Çok doğru. Yepyeni bir dünya başladı. Bu dünyada çocuklar ayrı bir yerde, baba, anneler, ebeveynler ayrı bir yerde şu anda. Üzgünüm. Hiçbir irtibat kalmadı. İletişim ağları koptu. İletişimin en güçlü olduğu bir dönemde iletişim darmadağın oldu. Değil mi? Bu kadar sosyal medya var, Twitter evet. Var, Facebook var. Can efendim. Bey burada oturuyor. Çocuğu yan odada. Aslında çocuğu gurbette. Evet. Herkesin elinde birer telefon. Ya da tablet, bilgisayar. Tabii. Çocuğu çok gurbette sizinle bir alakası yok. Evin içinde olduğunu zannediyorsunuz. Aslında değil. Zaman zaman çocuklarıma dedim oğlum bir yan yana böyle konuşalım bir merhaba diyelim bana. Sor baba nasılsın falan böyle sor biraz hoşuma gitsin. Bu tür şeyleri biz bu yok olduğu için idealizm, realizm, idealizmin yerini aldı. Şimdi realitede ne var? Günübirlikçi bir hayat başladı. Bu günübirlikçinin avantajları var. Dezavantajları. Şimdi ben geçen Muş'a gittim. Muş valisi bana dedi ki Muş'un 450 bin nüfusu var. 261 bin kişisi maaş alıyor. Maaş alıyor. Maaş alıyor. Devlet memuru. Norveç gibi olmuş. Peki bu adamda ne şey kalır? Ticaret yapmaz artık. Çalışayım, hırs göstereyim, iş yapayım, başarayım. Biraz önce biz öteden beri Mehmet Ali Bey'in sıkıştırdığı özellikle benden bir şeyler aldığı o benim duygularımı, o tarzımı, o sistemleri taşımıyorlar. Böyle bir dünya yok.
Devlet veriyor parasını, yiyor, içiyor, geziyor. 260 bin kişi maaş alan bir şehirde bu adam çalışmayacak. Sokaklarda dolaşacak. Dolayısıyla idealizm bizim gerçek manada düşündüğümüz kafamızdaki o değişim meselelerinin o apartmanın altında kendimiz de yıkıldık. Biz o hayal apartmanının o gaye hayal dedikleri eskiler gaye hayal diyorlar. İdealizmin en öteleri, ilerisi. Biz altında yıkıldık. Hayal apartmanımızın üzgünüm altında kaldık. Geçtiğimiz yıllarda rahmetli Hikmet Şahin'le beraber gitmiştik. O zaman ben Muş'u görmüştüm ilk defa. Necmettin Dede'ydi belediye başkanı. Daha sonra milletvekili falan oldu AK Parti'den. Şimdi ne yapıyor bilmiyorum. Şimdi yaşlandı, Muş Derneği Başkanı olmuş. Ha, dernek başkanlığı yapıyor. Şimdi o gün sordum Necmettin Dede'ye, belediyenizde kaç kişi çalışıyor, kaç personel var? Vallahi dedim, bir 500-600 kadar var galiba dedi. Dedim peki bunlar neredeler? Yani ne yapıyorlar? Vallahi bunların dedi çoğu dedi İstanbul'da yaşıyor. her ay sonu geldiği zaman bankamatik kartlarından paralarını alıyorlar. Burada da değiller. Yani açıkçası dedi bu böyle. Peki buradakiler ne yapıyorlar dedim. Vallahi dedi şurada dedi kahvede oyun oynuyorlar dedi. Açıkça böyle konuşuyor. Evet. Peki sizin hani böyle bir işiniz olduğu zaman belediyenin bir yer kazılacak, bir yer tamir edilecek, yapılacak. Ne yapıyorsunuz? Gidiyorum dedi. Hangi kahvede olduklarını biliyorum. Oradan onları 15-20 kişi topluyorum, getiriyorum dedi. Evet. Peki sonra yarısı dedi yarı yolda kaçıyor. Kahveden aldıkları, topladığı insanların yarısı da köşeyi dönerken kaçarlarmış. Peki sonra onların da gittikleri kahveyi biliyorum dedi. Bir başka kahveye giderlermiş, otururlarmış. Bu sefer kürek sapı alırım elime dedi. Onları da oradan döve döve sırtlarına vura vura alırım çıkarırım. Ondan sonra işte o yapılacak işin başına getiririm. Bu birebir yaşadığım olay evet, benim. Birebir muhatabından dinlediğim bir olay. Evet. Tabii peki niye böyle yapıyorsunuz dedim. Yani daha verimli çalışmak, işte personel sayınızı. Dedi gel sen yap benim yerime belediye başkanlığını dedi. Aşiretler var burada dedi. Her aşiret şu kadar personel verecek. Şuradaki aşiret bu kadar personel verecek. Eğer ben onların taleplerini yerine getirmezsem o zaman burada seçilemem dedim. Tabii. Açıkça da bunu söyledim. Şimdi zaman hızla akıp gidiyor. Sohbet çok güzel. Evet. Ben sizi Bursa'da tanıdığımda kitapçıydınız. Evet. Oraya geçelim isterseniz. Ama şunu merak ediyorum. Evet. Erzurum'da kitap evi açtınız. Açtım. Sonra İstanbul'a mı geçtiniz? Şimdi İstanbul'a onu anlatmak mı? İstiyorum. Evet, oradan devam edelim. Ben kitapçı dükkanım Erzurum'da çok güzel iş yapıyordum. Harika bir iş yapıyordum. Bursa'yı gezmeye geldim. Benim bir arkadaşım Bursa'ya geldi. Dikey geçişle. Yatay geçiş diyorlar o zaman. Erzurum çok soğuktu. Bursa çok güzel bir şehirdi ve çok mükemmel bir şehirdi. 1982. Yeşilçay bahçesinden baktım Mehmet Ali Bey. Yıldırıma böyle o evler kuzu gibi. Hepsi müstakil evler. Hepsi bahçeli. Bir tek apartman yok. Ve o yeşilden altı parmağa kadar yürüdüm. Altı parmaktan bir daha döndüm. İpekçiliğe çıktım. Bursa'yı böyle bir gezdim. Baktım ki Bursa cennet. Bak gerçekten bana cennet gibi. Bir de Erzurum'da 40 derece soğuk var. Bıyıklarınız buz tutuyor, kirpikler buz tutuyor, kaşlarınız buz tutuyor, saçınız burada herkes caminin önünde abdest alıyor. Allah, böyle bir memleket var. Ben mesela dedim, kendi kendime yaptım mahkeme, dedim ki ya dünyaya bir defa geliyoruz, niye orada yaşıyoruz ki? Yani bu Osmanlı'da ama da akıllıymış, bir milyon şey geldi aklıma. Bursa'dan başlamış. Şeftali ağaçları, böyle yeşil, çok güzel evler, müstakil evet, evler falan. Evet, o yıllarda. Bizim özlediğimiz, konuştuğumuz Bursa işte. Evet, evet. Tam böyle, onu anlatıralım, ne fark oldu? Bu şeyde de, Setbaşı Deresi'nin kenarında da zenginler oturur böyle. Hepsi ağaçlı evler, böyle yemyeşil böyle şeyler oturur. Sizin evde orada Mehmet Ali. Zengin değildik ama. Evet. Mehmet Ali Bey'in annesinin evi orada. Biliyorum, sonra öğrendim ama böyle yukarıdan başlıyorsun, aşağıya kadar yemyeşil, böyle yapılı bir şekli yok tabii. Şimdi bana çok şey bir şehir geldi, çok güzel. Bir de Mustafa'yı da çok seviyordum, o arkadaşımı. Ben aslında Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gitmek istiyordum. 452 puanla geldim. Ankara Siyasal. Tabii. Sonra o arkadaşımın telkiniyle ben burayı tercih ettim.
buraya geldim, bu okula geldim. Bu okul dediğiniz İlahiyat, Bursa İlahiyat Fakültesi. Evet. Sonra baktım ki ben 452 puanla duruyorum, benden sonra 100 puanla 352 puan duruyor. Yani çok yüksek bir puanla buraya geldiğimi fark ettim. Bursa'ya geldim. Bursa'yı dolaştım. Baktım ki Bursa'da Haşet Kitabevi hariç Ergin Altay'ı analım kültür oraya. Kitabı satan bir tek yer yok. Sonra Haşet Kitabevi'nde siz aldınız. Biz değil mi? Aldım. Yıllar burada, aradan yıllar geçtikten aldım, sonra siz aldınız. Ergin Altay'dan aldınız. Bir de Emir Sultan Kitap Sultan Kitabevi var. İşte Kur'an-ı Kerim bile cüzler falan. Bir de Abdullah Karadağ'ın babası Ulu Cami'nin batı tarafında Kur'an-ı Kerim, Elifba, cüzler, bu tür şeyler. Ezgi kitabı var ama bir de Edibe Usta'nın o sırada Burç Pasajı'nda yok mu? Yok. Haşet'ten önce yok. Yok, doğru, bizden doğru. Sizden sonra. Sonra ben böyle bir Bursa'yı dolaştım. Bir tarafta öğrenciyim, okuyorum ama kitapçı dükkanım devam ediyor Erzurum'da. Yani biraz da böyle durumum iyi yani. Gezdim, baktım. Dedim ki Bursa'da bir kültür kitap evini açmamız lazım. Bir kitap evi açmamız lazım. Sonra bu kitapçılar çarşısını kurduk. Osmanlı Pasajı vardı Osmanlı o zaman. Pasajı. Evet. Osmanlı Pasajı'nı. Ben açtım. Bir de şöyle paylaştık. Dedik biz şu tür kitaplar satıyoruz. Sen şu tür kitap sat. Sağ, sol, kırtasiye, üniversite kitabı, açık öğretim kitabı, kitapları. Bir de dindar fakat biraz çok biraz daha ilerisi böyle daha radikal düşünen bir grup arkadaşlar vardı. Onlara da bir kitapçı dükkanı, onlara da açtılar. Her renk olmuş oldu orada. Yani orada olmayan bir renk yoktu. Fevzi Topçu vardı. Topçuoğlu müfettişti. Sonra öğretmen eğitimi, sonra çağdaş. Çekte oldu. Evet. Fevzi abi de gelirdi. Orada menzil kitap evinde satış yapardı böyle. Ve olağanüstü tartışmalar olurdu. Orada bir beyaz masa kurulmuştu. 12 Eylül'den sonra olduğu için o menzil kitabında Mahmut Bey çay yapar. Hatta bir de takıştırır. Mesela bana der ki bak Can Bey gelmiş şöyle diyor. Bir laf söylüyor. Biz de ona geldiği bütün kitapları o bana okutuyor. Ben bana gelen kitapları okutuyorum. Öyle bir şey olmuş oldu. Hem okuyorsunuz hem satıyorsunuz. Evet. Arada. Orada başka bir şey var. Eskiden diyelim ki Altın Yayınları bir kitap basıyor. Teksir şeklinde getiriyor. Mehmet Ali Yılmaz bir kitap hazırlamış. Can Ertan bir kitap hazırlamış. Biri iletişim yayınlarına gidiyor. Biri Altın Yayınlarına gidiyor. Birisi de dini bir kitap evine gidiyor. Gonca Yayınlarına gidiyor diyelim. Onlar önce bu bilir kişilere okuturdular. Ben onlardan birisiydim. Mesela Mehmet Ali Yılmaz bir kitap yazıyor. Bir Marmara bölgesinde birisini okutuyorlar. Akdeniz'de birisine, Doğu'da birisine, Karadeniz'de birisine, Ege'de birisine okutuyorlar. Sonuçta hiç kimsenin kimseden haberi yok. Mehmet Ali Yılmaz'ın yazdığı bu kitap gider. Basılabilir, satılabilir. Gider. O meşhur cümle de meşhur. Gider yani. Gider. Satılır. Gider. Rapor olumlu veriyorsa, eğer o 8 kişiden 5'i olumlu veriyorsa o kitap baskıya girer. Eğer o 8 kişiden 6'sı hayır diyorsa o kitap basılmaz. Çağırırlar Mehmet Ali Bey, teşekkür ederler. Bir piyasa araştırması yapılmış olur. PR araştırması. Ama okutur ve biz orada okuya okuya alleme gibi olduk. Artık böyle her şeyi okuyorsunuz ya. Bir de hızlı okumaya alıştık yani. Siz nesnel davranıyor muydunuz yoksa duygusallık yapıp asla, ya kitabı basılsın ya genç şöyle, arkadaşın diye? Şimdi tabii çok böyle insanlar şey konuştu. Tabii insanın duygularını karıştırdığı bazı şeyler var. Olmaması mümkün değil. Ama siz duygunuzu konuma göre eskiler muktezey hale mutabakat diyorlar. Şimdiki konumla diyor şey karşıya göre konumlanmak. Siz o kitabın o zümreyi esasen müşterisi olan bir bölgeye göre okumazsanız, kendinize okursanız realist davranmamış olursunuz. Dolayısıyla mümkün mertebede duygularımızdan biraz arınarak, daha evrensel bakarak karar verirdik. Böyle de bir kazancımız oldu. Yani bir hem onun karşısında bir zarfa bir para koyardılar. Bize gönderirdiler. O da yani bu da Türkiye için. Ben bunları niye anlatıyorum? Yeni nesil bu tür şeyleri bilmiyor. Bilmiyor maalesef. PR araştırmasında bunları bizim yaşamlarımız, biçimlerimiz, tarzımız, biz bunların hepsini yapıyorduk. Şimdi adam düğmeye basıyor, işte Can Ertan şu kitabı basıyor, herkes olumlu olumsuz bastın buraya diyor. Bazen okumadan söylüyorlar, bazen ama biz okuyarak, tetkik ederek, hatta bazen de cümleyi değiştirerek ya da değiştiremiyorsan altını çizip ya da değiştiremiyorsan çizgiyi çekip yanına doğrusunu yazarak.
Şimdi insanoğlu hayatta tabii cenneti de yaşıyor, cehennemi de yaşıyor. En zoru da görüyor, en güzel günleri de görüyor. Sonra bir battınız yanlış hatırlamıyorsam. Battım. Kitapçılıktan bir battınız. Evet. Sizin yüzünüzden battım. Benim yüzümden. Estağfurullah. Şöyle, tabii ben kitapçı işinde çok büyüdüm. Bursa'da, Bursalılara çok müteşekkirim. İki kez batış oldu. Bu ilkinden bahsediyoruz değil mi? Bir defa oldu. Bir defa mı? Bir defa oldu. Ben 1980 ile 82 ile 90 arasında biz kitap işinde çok kazandık. Hı hı. Benim kitaba başlangıcım çok samimidir, ihlasladır. Yani ben tepki olsun diye kitapçılığa başlamıştım. Sonra Erzurum'da kitapçı dükkanını sattım, burayı büyüttüm. Sonra toptancı işine girdim. Toptan kitap işine girdim. Sizin eve de çok yakındı. Tek sokakta şeyin arkasında. Hı hı. Kitapçı dükkanının o işi de yaparken binanın üstü boştu. Dediler dershane açalım. Ya ben bilmem yapmam, ben kitapçıyım, yapmayın etmeyin falan filan. Sözünü ettiğiniz yer namazgahın çıkışında hayır, değil. Hayır. Tiyatronun tam arkası. Ha tiyatronun arkasındaydı. Tiyatronun tam arkası. Evet, tek sokak. Evet. Ondan sonra arkadaşlarımın teşviğiyle ya bu bina 3 kat boştur. Dershane aç. Bak ne güzel sen eğitimcisin. Ben de böyle çok idealist düşünüyorum. Ya kitap okuyoruz. Zamanımızı daha çok böyle ilme, bilme, işte dayandırarak, konuşarak, konferanslar, paneller, seminerler, genç yaşımızda bir şeyi daha çok seviyoruz yani. Arkadaşların ısrarıyla o zaman da dershane açmak için 1 Nisan'a kadar dilekçe vermeniz lazım. İki arkadaşım beni tutarak bak, koluma girerek biri sağda biri sola beni tiyatronun yanında Milli Eğitim oradaydı. Oraya evet, götürüp İlhan Doğan da Milli Eğitim Müdürü'ydü. Beni Milli Eğitim'e sokup dilekçeyi verdirdiler. Ortak mı yapıyorsunuz? O üç arkadaş, ortak. Sonra ikisi de beni bıraktı. Bana dediler ki ya boş burası falan. Neyse başladık. Dershane açtık. Çok mükemmel gitti. Ve yerleşemedik. O bina yerleşemedik. O zaman namazgâhtaki o bina yine biraz önce bahsettiğim İbrahim abinindi. Çok pahalı bir bina. Yani Bursa'nın o zaman 3 tane bina var en prestijli. 2 tanesi İntam, bir tanesi burası. Veyahut da 3 İntam burası, bir tanesi burası. En meşhur binalardı. Çok yüksek kirayla kiraladık. Müthiş bir öğrenci sirkülasyonu başladı ve herkes geldi. Çok... Neydi ismi dershane? Şafak dershanesi. Muhteşem gitti yani. Çok güzel işler oldu. Çok büyük rağbet oldu. Çok iyi paralar da kazandık. İyi işler de oldu. İyi de bir eğitim verdik. Yani çok güzel gitti. Sonra bu Orhan Efe bir gün beni bir televizyon programına davet etti. Ne yazık ki öyle. Dedi, Yörem televizyonu vardı o Yörem zaman. Yörem televizyonu. Dedi ki beni bir televizyona davet. Kim söylemişse aldı beni götürdü. Böyle sizin gibi bizi bir sorguladık orada. Şey yaptık tartışmalar, konuşmalar falan. Çıkışta bana dedi ki ya bize ortak ol. Televizyona. Ya ben dedim dershaneciyim ben ne işim var bunda ne şey olabilir falan filan. Onun ısrarı üzerine televizyona ortak oldu. Zaten sıkıntılı bir durum başlamıştı hafif. Hı hı. Sonra mark dolar işine girdik. Cihazlar istedik. Cihazlar dolar 1000 lirayken 5000 lira oldu. Mark 800 liradan 3000 liraya çıktı. Kıyamet koptu. Borç 1000 lirayken 1.3'e oldu, 1.5 oldu ve olağanüstü bir sıkıntı başladı. Yanlış bir alışveriş olmuş oldu. Biz orada tabii dönüş yaptık. 3 senemizi aldı. 3 sene çok sıkıntılı dönem yaşadı. Sıkıntılı bir ortak daha vardı sanki Yörem Televizyonu'nda o zaman. O kimdi? Biz 5 ortaktık. 5 ortaktık. 5 ortaktık. İsmail Bey vardı, Orhan Bey vardı, Faruk Çelik vardı. Hı hı. Faruk Çelik sonradan girdi. Benim Faruk Çelik'le ortaklığım bir ay falan sürdü. Orhan Bey biliyor onu. Faruk Bey vardı. Mahmut Bayar vardı. Onlar bir ortaklığımız oldu. Sonra ben ayrıldım. Sıkıntıya girdim. Arkadaşlardan müsaade istedim. Orhan Bey çok bastırdı gitmemem için. Sen kal işte hisse benden olsun. Çok şeyler yaptı. Ben ayrıldım. Döndüm. 1997 18 Aralık günü dershanemi yeniden toparlayıp ben dershaneyi sattım gittim kitapçı dükkanı açtım altı parmakta siz o günleri bilirsiniz. Hı hı. Dost kitabı. Çünkü, akademinin karşısındaki evet, aralıktaydı. Dost kitabı. O dost kitabında çok para kazandım. Çok iyi işler yaptım. Çok
sizin gibi değerli insanlarla tanıştım. Üniversite camiasıyla tanıştım. Çok böyle dost canlısı arkadaşlarım, dostlarım oldu. Çok entelektüel insanlarla, Bursa'nın aristokratlarıyla, birikimli adamlarla, herkesle bir dostluğum başladı. Ondan sonra geldim, döndüm. 1997, 18 Aralık günü dershanemi yeniden alıp final dershanesi olarak yürüdüm. 2000'de. Bu arada radyo aldınız mı? Radyoyu aldınız mı? Radyo devam ediyor. Hiç ayrılmadık radyodan. 93'ten beri ve toparlanmamın %99'u radyo. Evet. Şimdi beni orada çok duygulandıran sizin bir anınız var. Evet. Sevgili Can, Gıyasettin Bey, bu arada tekrar bir anons yapmış olalım. Sevgili izleyiciler, Can Ertan'la birlikte hazırlayıp sunduğumuz bu haftaki Yüz Yüze programının konuğu, Bursa Sınav Okulları'nın kurucusu, yönetim kurulu başkanı Gıyasettin Bingöl. Gıyasettin Bey'le lafın ucundan tuttuk. Programın başından beri devam ediyoruz. Evet. Gıyasettin Bey ekonomik olarak sıkıntıya giriyor bir dönem. Bu kitap işlerinde, işte bu ticari faaliyetlerinde bir şekilde ciddi bir sıkıntıya giriyor. Fakat o sırada Radyo 16 değil mi şu andaki ismi? O zaman Hilal Efendi. Hilal Efendi. Evet. Ben de bir programa katılmıştım. Öyle mi? Orada programa katıldın. Ve radyodan elde edeceği gelire ihtiyacı var. Reklam gelirine ihtiyacı var. Ve bir gün eline çantasını alıyor. Bir tanıdığına muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam. Bir tanıdığının iş yerine gidiyor. Amacı ondan reklam istemek. Radyoya reklam istemek. Bir mobilyacı. Bir mobilyacı. O olayı bir anlatır mısınız? Evet. Şimdi ben tabii kompleksiz bir adamım. Ben kendi yanımda çalışan arkadaşlara şimdi binaları yapıyorum, alıyorum paspası, temizlik yapıyorum. Geliyorlar, müdürler koşa koşa geliyorlar, elimi tutuyorlar. Hocam biz yapalım. Ya yok, ben aslında orada biri var, yapmak istemiyorum. Gözüm onda, o yapmasını istiyorum. Çünkü insanoğlu düşünce düşmenin de, düştüğü yerde kalkmanın da evet, şeyini bilmesi lazım, formülünü. Hele sizin gibi hayata çobanlık tabii yaparak başlamış bir insan. Ben şöyle bir kere düştük. Aldım çantamı, ne yapacağım? Hırsızlık yapacak halimiz yok. Sizin gibi dostlar da geliyorlar. Sen gel öğretmen ol diyorlar. Bana öğretmenlik buluyorlar. Eşime iş buluyorlar. Biz diyoruz ki biz ticaret yapacağız. Devam edeceğiz falan. Aldım çantamı, reklam topluyorum. Çok da iyi reklam topladım. Yani o benim, ben hep şunu söylüyorum. Reklamcılık da var yani. Tabii tabii. Ticaret yapan, ticaret erbabı, büyümüşse mazide mutlaka bir sıkıntılı anları vardır. Bir iflas şart. Batmadan çıkılmıyor yani. Bak, bir iflas kesinlikle şart ama 35 yaşında sonrası olmasın, kalp dayanamaz. Çünkü en sevdikleriniz sizi bırakıp gidiyor. Battığınızı görünce bırakıp gidiyor. Kimi diyor beceremedi, kimi diyor zaten başarısız birisiydi, kimi diyor üçkağıtçının birisiydi, kimi diyor beşkağıtçının birisiydi. Ya öyle şeyler söylüyorlar ki, öyle iftiralar da gezen diyorsun ki Allah Allah, bu benmişim, ben neymişim falan filan, kendi kendine bakıyorsun yani. Ve insanları o gün tanıyorsunuz. Asla o güne kadar tanımıyor. Sizin yanınızda böyle çok çalışanlar, çaba gösterenler, iş yapanlar, o saat tanıyorsunuz yani. Herkes bırakıp gitti. Gitsin. Ben çantamı aldım. Dedim ki ben reklam toplayacağım. Çok mükemmel reklam topluyorum. Size geliyorum. Diyorum ki Can Bey, bizim radyomuz var. Siz bir ay diyorsunuz. Ben ya 3 ay ver. 3 ay sonra çek ver. O çekleri alıp götürüp Şekerbank'a koyuyorum. Şekerbank'tan kart almışım. Nakit çekiyorum. Çok güzel bir sistem kurdum kendim. Çok günden güne de toparlıyorum. Orada kitapçı dükkanım işliyor. Burada radyoculuk yapıyorum. Radyoculuğu iyi yaptım yani. 40 bin lira kazandığım aylar oldu o zamanlarda. Bak 40 bin lira o zaman, 40 milyondu. Şimdi neticede Yıldırım'da bir yere gittik. Beyefendi bizi dinliyorsa çok iyi biliyor. Dükkanına girdim. Adam böyle bir dudağını büktü. Vay be, koca Gıyasettin Bingöl dedi. Be. Nerelere düşmüş dedi. Yüzünüze. Yüzüme. Demek ki reklamcılığa kadar düştün he. Ya şimdi ben tabii... Çok gücüne gitmiş Gıyasettin Bey. Çok önce şoka girdim böyle. Ama yüzüne böyle bir şey tabii, kime söylense üzülür yani. Daha başka kelimeler de söyledim. Dedim ki ya ben hırsızlık yapmıyorum. Arsızlık da yapmıyorum. Ben onurumla çantamı almışım. Gelmişim dükkanına, reklam verirsin ve o da vermez. Size dilenmeye de gelmedim. Ama çok ağır 2-3 tane cümlesi. Siz bu şeyin adamı erbabı değil misiniz dedim. Çok üzüldüm.
Döndüm. Davut Dede Camisi'ni geçtim böyle bir o hızla. Hüsnü'ye kadar gittim. Paçacı Hüsnü'ye kadar gittim. Benim öyledir. Hemen 50 metre, 100 metre sonra toparlandım. Birden toparlandım. Adam dedim seviyesini gösteriyor. Boş, ben devam edeceğim. Gittim hemen 5 dükkan ileride 6 aylık bir reklam oldu. Hemen o daha ilerisinde. Şimdi şey yapmadık yani böyle pes etmedik. Evet. Ama radyoda o dönemde televizyonlar o kadar yaygın değil. Önemli bir yayın organıydı. Çok önemli. Yani. Radyomuz halen önemli. Çok önemliydi. Çok da kazandık. Herkes program yapmıştır. Evet, ben sağcı, dahil, solcu, dindar olmayan her yazar Radyo 16'da şey yapmıştır. Mutlaka evet, program evet, yapmıştır. Evet. Bu konularda yargılandık da. Şimdi arada gene bir eskiyi yad etmek için reklam topladığınız oluyor mu? Şöyle oluyor. Bazen bir yere gidiyorum mesela. Çok nefis bir yer. Diyorum ki sizin buraya reklamını yapıyor musunuz diyorum. Yapmıyoruz. Niye yapmıyorsunuz? Hemen orada reklamcıyı arıyorum. Diyorum gel bak Can evet, Bey'de görüş. Evet, burası evet. Çok güzel bir yer diyorum. Buranın tanınması lazım. Şimdi sevgili Can, sınav okullarıyla birlikte tabii Gıyasettin Bey bugün Bursa'da dev bir imparatorluğun sahibi pozisyonu. Kaç tane okul oldu Gıyasettin Bey? 15-14 tane okulumuz var. 14 tane, hepsi de çok büyük kapasiteli, dev binalar. İçerisinde en son teknolojinin kullanıldığı sınıflar, laboratuvarlar, işte yüzme havuzları. Biz bir tanesinde ziyaret ettik, Orhan Efe ile birlikte gelmiştik. Ondan sonra sonuçta şimdi artık zaman öyle bir fırsat sundu ki Gıyasettin Bey'e. Artık veren el pozisyonda. Kesinlikle. Reklam toplamıyor artık, şimdi reklam verir pozisyonda. Reklam çok verdik. Reklama çok inanırım. Allah diyor ki ben gizli bir hazineydim. Kendimi size tanıtmak için sizi yarattım. Peki bugünün medya bu muhteşem bir cümleyce bak. Kendimi ben de bilinmezdim diyor. Sizi yaratmasaydım ben de bilinmezdim. Evet. Peki bugünün medya ortamına baktığınızda radyolar, televizyonlar ve gazeteler, şimdi bir de sosyal medya çıktı. Evet. Mesela Amerika'da %64-65 sosyal medyadan gidiyor. Bugün New York Times'ın dün bir açıklaması vardı. Sosyal medya bölümüne 100'e yakın yeni eleman almışlar. Evet. Bu da kitapları da etkileyecek. Dijital ortama geçecek. Nasıl bir bilişim, iletişim dünyası görüyorsunuz? Evet. Medya nereye gidecek? Bu kitaplar basılı olacak mı artık? Gazeteler basılacak mı? Yoksa her şey dijital ortama mı aktarılacak? Ve niçin sosyal medya, işte Facebook, Twitter, değil mi? WhatsApp, buralardan insanlar yazışıyor, paylaşıyor. Ama yine de tabii kültüre de ihtiyaçları var. Sonunda bir şeyler yazacaklar. Bir bilgi paylaşımı da olması lazım. Nasıl bir gelecek tasavvur ediyorsunuz? Yani bir kere şuna inanmak lazım. Ben çok eskilerin kitaplarını okuyordum. Yani bu Bediüzzaman'da da var, İbni Haldun'da da var. Bu tür şeyler diyor ki zaman gelecek, çok azim inkılaplar olacak. Yer değiştirecek diyor. Nevi beşer, yani insanlık bölümleri yer değiştirecek. Şimdi biz Türkiye'de şöyle bir şey vardı. Gazete patronları vardı. İhale şefleri vardı. İşte çalışanlar vardı. Çalışanlar o bazen gazetelerde de çok palazlanan gazeteciler vardı. Büyük bir güç aslında bir nevi Anadolu'daki aşiretçilik medyanın içinde de vardı. Bu Türkiye'de değil dünyada vardı. Güçler vardı. Güçler çarpışırdı. Fakat öyle bir inkılap oldu ki herkes bir gazeteci oldu. Fakat bu inkılabın altında önce o medya sahipleri ve medyacılar kaldılar. Kendileri değiştiremediler. Sistemi değiştiremediler. Selin altında kaldılar. Mesela baştan Sayın Cumhurbaşkanımız bile dedi ki ben Twitter'ı anlamam dedi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki ben diyor yazılı, mazılı, bez, afiş istemiyorum. Her şey dijitalde yapılacak. Demek ki sel çok yoğun geldi ve herkes bunu gördü. Şimdi ben biraz önce dedim ya oğlunuz Yalt tarafta aslında gurbette. Aslında hepimiz gurbetteyiz. Dünya değişti, sistem değişti, bambaşka bir şey oldu. Şimdi Amerikalılar başka bir şey yapıyorlar. Herkes ödü patlıyor şu anda.
Bu olacak ama. Can Ertan 30 sene önce ne konuşmuş? Bütün o konuşmaları yakalayacaklar. Aman yarabbim. Tabii ki. Allah sonumuzu kaybetsin. Ses kaybolmuyor çünkü evrende frekans olarak kalıyor. Ve sesler tanımlanıyor. Ve belki de torunlarımız, torunlarımızın torunları bu defa devletler şöyle bir şey alacaklar. Diyecekler ki geçmişte konuşulan, yapılan, edilenler muhafaza altına alınacak. Ancak şifreyle insanlar devlet, e-devlet gibi, e-şifre gibi ancak şifreyle alabilecekler. Çünkü dünya hızlı bir şekilde değişiyor. Bu değişime en önce ayak uydurması gereken medyacılar ayak uyduramadılar. Bu eğitimde de böyle oldu. Bak bir şey söylüyorum. Bugün de söyledim Sayın Bakan'a. Biz devlet olarak eğitim bakımından Almanya'dan 100 yıl gerideyiz. Ama bundan emin olabilirsiniz ki özel eğitimde 50 sene ilerideyiz. Hiç komplekse gerek yok. Niye? Çağa uyduk. Bu benim için değil sadece. Bütün arkadaşlarımız. Çağa uydular, sisteme uydular, kendileri değiştirdiler, tarzları değiştirdiler, sistemi değiştirdiler. Şimdi bu değişime karşı hazırlıklıydılar. Gerisi hepsi altta kaldı. Dolayısıyla bu sistemde şu andaki bizim düşündüğümüz bu medya tarzı değişti. Direnenler var, değişenler var, bir de değişmeyeceğim diye namus meselesi yapanlar var. Aslında bunu kişilere, şahıslara, iktidarlara, devletlere bağlamamak lazım. Kendimizi nasıl konumlandırırsak karşıyı öyle görmüş olacağız. Biz kendimizi konumlandıramadık. Medya konumlandıramadı kendi. Sistem değişti. Kim bilirdi ki şimdi Bursa'nın bir köşesinde bir vatandaş yazıyor. Diyor ki bence şu yanlıştır. Hele siyasiyseniz dizlerini tutmaya başlıyor. İşte şey eskide diyorlar ki şu gazeteciyle iyi geçinelim. Bu gazeteciden şu zararı görmeyelim. Şimdi herkes gazeteci. Şu anda Bursa'da 3 milyon gazeteci var. Sen evet. Kimi tutacaksın? Tabii şu cep telefonundan değil mi? Görüntüyü, karikatür, ses, her şeyi yayınlıyorsun. 5 sene önce bir arkadaşıma dedim ki benim dünyam bu. Çıkışta bana benimle röportaj yapan arkadaşım bana ya hocam sen ne diyorsun dedi. Evet dünya bu. Ben de sen de hepimiz dünya hepsi bunun içinde. Bu artık hepimizin hakimi. Patron da bu. Komutan da bu. Yönlendiren de bu. Devlet başkanı da bu. Hepsi bu. Peki eğitime nasıl yansıdı? Yansıması ne oldu Sayın Şimdi Bilmiyorum. Eğitime 3 tane faydası, 3 tane zararı oldu. Bir tane bu kodlama, dijital yapı, şey mesela diyorsunuz ki şimdi tahtalarda bu dijital sistemde diyorsunuz ki beynim gelsin. Bir bakıyorsun beyin resmi geliyor. Karaciğer gelsin diyorsun geliyor. Kalp gelsin diyorsun geliyor. Peki Antarktika gelsin geliyor. Tanzanya gelsin diyorsun geliyor. Yeni Zelanda gelsin tahtaya geliyor. Hatta öğretmenler böyle mi eğitim veriyorlar? Tabii. Konuşuyorsun tahtalar. Gel diyorsun geliyor. Git diyorsun gidiyor. Bak gel diyorsun geliyor. Ben şimdi teknoloji fuarından geliyorum Londra'dan. Şimdi başka bir şey çıkmış. Güleceksiniz ama öğretmen konuşuyor. Diyor ki işte dünyanın en yüksek dağı hangisi ise gelsin. Dağ geliyor. Hologram olarak mı gelebiliyor? Tabii dağ yani. Geliyor tahtaya geliyor. Tahtaya geliyor. Dağ biraz eğil diyor tahta eğiliyor. Dağ şöyle bir dönsene diyor dağ dönüyor. Bakın öyle bir sistemler oluşuyor ki şimdi bu teknolojiye karşı siz kara tahtayla gidemezsiniz. Biz yumurtadan ve işle tahta yapardık. Bugün öyle bir şey yok. Konuşuyorsunuz. Önce dokunuyorduk. Dokunmatik tahtalar, şimdi konuşmatik tahtalar oldu. Yarın daha başka bir, hatta bakıyorsun olacak. Daha ilerisini söyleyeceğim. Belki çok abes gelecek. Düşündüğünüz gelecek. Evet. Bak düşündüğünüz karşınıza gelecek. Bu yürüyen bu sisteme karşı insan o. Yapay zeka diyoruz şimdi. Robot diyoruz. Efendim şunu diyoruz. Bunu, biz yenilemiyoruz kendimizi. Biz yenilemeyince çağın gerisinde kalıyoruz. Daha doğrusu çağın da değil, dünyanın gerisinde kalıyoruz. Sistemin gerisinde kalıyoruz. Stephen Hawking güzel bir cümle kurdu. Ölmeden önce yazdığı makalede. Evet. Sıradan insanın sonu geldi. Evet. Yani donanımlı, bilgiye hızla ulaşan. Bizde tabii eğitim çok önemli ama bir de liyakat
iyi insanlar yetiştiriyoruz, eğitimli insanlar yetiştiriyoruz ama bir beyin göçü doğuruyor. Siz buna üzülüyorsunuzdur muhakkak. Bu beyin göçünü önlemek için neler yapmak lazım? Yetişmiş elemanlarımızı burada tutamıyoruz. Hem ücret nedeniyle tutamıyoruz, hem politik nedenlerle görevlendirmeler oluyor devlet bürokrasisinde. Liyakat sistemi tam işlemiyor. Mülakat bir ayrı yara. Ne yapmak lazım bu beyin göçünün önüne geçmek? Bu eğitimli insanları verimli değerlendirmek için. Şimdi dünyanın şu anda geldiği noktada 3 tane şey farz. 1. Eğitim ve bilim. Artık herkes bilecek. Herkes eğitilecek. Herkes öğrenecek. Bunu bildi. Herkes özgür olacak. Ekmeksiz yaşayacak. Ama özgürsüz yaşayamaz. Özgürlüksüz yaşayamaz. Yani. Bundan sonra hürriyetsiz insanlar yaşayamıyorlar. Özgürlükten kastettiğiniz nedir? Hangi çerçevede değerlendiriyorsunuz? Özgürlükten kastım hür vicdan, hür düşünme, hür konuşma, konuştuğunu ifade etme, hiddet şiddet olmadığı sürece birbirini anlama, birbirini hoş görme, ortak akla değil mi organize etme. Sınırına tecavüz etmeme koşuluyla kendini beyan etme, anlatabilme, kendini ifade etme. Üçüncüsü? Evet. Üçüncüsü güvenliktir. Dünya güvenliğe gelecek. Güvenli bir alan haline gelecek. Evet. Dünya, ben kendimi emniyette hissetmek istiyorum. Güvenlikte hissetmek istiyorum. Benim emniyetim, can emniyetim, kişilik haklarım, ilkelerim, tarzım, konuşmam, kitaplarım, kendim güvenlik içinde olacak. Bir hukuk, oturmuş bir hukuk düzeni olacak. Güvenlik gelirse altında hukuku, işte insan hakları, yeme içme özgürlüğü, konuşmalar, okuma tarzı, okuma özgürlükleri, kendi ifade etme özgürlükleri. Şimdi ben geçen Londra'daydım. Benim oğlum 17 yaşında benden 3 hafta önce dil kursuna gitmiş. Söylediği bir cümleyi söylüyorum şimdi. Dedi baba biraz sonra bir sokaktan geçeceğiz. Orada dedi Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Birlikte mi gittiniz Londra'ya? Yok, o benden önce gitti. Biz gidince bizimle döndü. O dili bildiği için çok iyi biliyor. Bizi dolaştırdı böyle şey. Okullarımızda dili öğrendiğimizde orada öğrenmiş olduk. Gittik gerçekten baktık orada Kur'an-ı Kerim okunuyor. Bir de namaz kılıyorlar. Adamlar akşam namazı. Caddenin ne ortasında. Orası? Londra'da caddenin ortasında namaz kılıyor. Caddenin ortasında? Caddenin ortasında böyle yan tarafında kaldırımda namaz kılıyorlar. Şimdi 17 yaşındaki çocuğun söylediğini söylüyorum. Baba dedi. Burada mesela bunlar namaz kılıyorlar. Şu karşıda işte içiyorlar. Şu karşıda oturuyorlar. Bu karşıda yemek yiyorlar. Şu karşıda geziyorlar. İnsanlar yani herkes kendini ifade etmiyor. Bizim dedi memlekette olsa İslam ülkelerinde ne olur baba dedi biliyor musun? Bu caddede bir namazcılar çıkar. Bir de namaza karşı olanlar çıkar. Bu caddede kargaşa çıkar. Ve işin enteresanı kimse de bakmıyor biliyor musun? Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Şimdi biz yıllardır birbirimizin inancı, tarzı, sistemi hep düşündük. Mehmet Ali Bey niye benim gibi düşünmüyor? Ya Mehmet Ali Bey beni gibi düşünürse Mehmet Ali Bey'in boşuna yaratılmış. Yani herkes benim gibi düşünecekse veyahut da ben onun gibi düşüneceksem o zaman ben boşuna yaratılmışım. Yani ben ihraç fazlasıyım. Tabii ki ben şu anda ihraç fazlasıyım o zaman. Mehmet Ali Bey kendisi gibi düşünecek. Siz de kendinizi gibi düşüneceksiniz. Ben de kendim gibi düşüneceğim. Bizim kolektif düşüncelerimizden ülkemiz, insanlığımız, geleceğimiz faydalanacak. Yani bir hakikat tekelciliği yapmayacağız. Kesinlikle. En doğruyu biz biliyorum. Benim dediklerim doğrudur, güzeldir, iyidir demeyip karşı benim fikirlere de önemeyeceğim. Benim dediğim doğrudur deme hakkın var. Yapmaya hakkın yok. Yapmaya. Yalnız doğru benim deme hakkın yok. Tamam, hakikat tekelciliği. Evet. Şimdi bunları biz eğitimde bunlara çok önem veriyoruz. Ve bizim ana sıkıntımız neresi? Şimdi Amerika'da bir üniversite açmak istediğiniz zaman gidiyorsunuz, bir dilekçe veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben üniversite kurmak istiyorum. Peki diyorlar, buyurun. Bizim şu şartları yerine getir. Bir bina gösterebilirsiniz, bir ofis gösterebilirsiniz. Böyle bir ofis de gösterir, ben üniversite açıyorum diyebilirsiniz. Ama gidip deseniz ki ben bir anaokulu açmak istiyorum. 3 yıl sizi bekletiyorlar. Can Ertan
anaokulu açmak üzere bize müracaat etmiş. Bir kere çocuk gelişimini, çocuk psikolojimi, çocuk sosyolojisini biliyorum. Çocuk yaklaşımları nasıl? Can Ertan'ın ailesi nasıl? Aile olarak çocuklara yaklaşımı nasıl? Çocuk yetişmesinde Can Ertan'ın ve çevresindeki sosyal çevresinin ne kadar etkisi var? Çünkü bizim ecdadımız da demiş, insan yedisinde neyse yetmişinde olur. Biz çocuklarımızı ufakken eğitemedik. Büyükken dövmeye başladık. Böyle düşün, öyle düşünmüyorsan şöyle git, sağdan gitmiyorsan soldan git, oradan gitmiyorsan buradan git. Ve asıl cinayetlerin, asıl katliamların, asıl sıkıntıların temeli biz anaokulundan başlayıp çocuklarımıza çok ciddi bir eğitim veremedik. Ve bu konuyu çok ihmal ettik. Ben size bir şey itiraf ediyorum. Eğitimcilikteki en büyük başarım bu çocuk üniversiteleridir, anaokullarıdır. Ben çocuklaştıkça dünyayı öğrendim. Ben çocuk ruhuna indikçe kendimi keşfettim. Ben çocuk ruhuna o saf dünyaya indikçe dünyaya niye geldiğimi hissettim. Bunlar yapılmadı. Yapılmadığı için ana sıkıntılar, problemler, pürüzler böyle oldu. Şimdi bir de öteden beri Mehmet Ali Bey'in söyledi işte o yollardan, yokuşlardan, dağlardan, neler neler var. Biz biraz da kuş diliyle konuşuyoruz biraz. Ne çektiğimiz çileler, sıkıntılar, dayaklar. Ben de çok dayak yedim. Yani sorunlar, problemler, işkenceler, sıkıntılar hep buraya kadar gelmeler bizi buraya getirdi. Ama bugün hepimizin, sizin de, sizin de, benim de, herkesin bu bilgi ve birikimleri, tecrübelerini, yanlışları ve doğruları bu nesle aktarma mecburiyeti vardır. Yüreklice çıkacağız. Diyeceğiz ki biz şu dönemlerde yanlış yaptık. Şu dönemlerde doğru yaptık. Benim bir amcazadem var. Köyle ters düştü. Okuyan aydın bir adamdı. Köyden kovuldu. Ama ben gittim köylü gibi davrandım. Onlarla beraber camiye gittim. Onlarla beraber yemeğe gittim. Onlarla hemhal oldum. Onlar dövüştüler, aralarına girdim. Bazılarına haksız dedim, bazılarına haklı dedim. Köylü beni sevdi, onu hiç sevmedi. Benim amcazadem 40 sene sonra geldi bana dedi ki sen doğruydun, biz yanlış yaptık. Çünkü muhtezai hale kendini oraya göre, köylüye göre konumlandırmadı. Geldi Ankara'da okudu, gitti kendi Einstein zannetti. Aristo zannetti. Ben işi hallettim dedi. Oysa ki o aristoculuk o köylülere ve çocuklarına anlatılacaktı. Peki siz okulunuzda bir demokrasi kültürü geliştirmeye özen gösteriyorsunuz. Ben insan hakları ve demokrasi dersine giriyorum. Hatta beni de eleştirin diye öğrencilerinize diyorum. Değil mi yapıyorsunuz? Şimdi eleştirel akla sahip olmak değil mi? Her şeyi sorgulamak önemli. Şimdi Einstein derdi. Pardon ona... bir dakika. Demokrasi ve insan hakları dersi mi var evet, müfredatta? Var. Dersi var. Milli evet. Eğitimin koyduğu bir yani dersi. Yani şu öyle etik dersler grubunda var. Hı-hı. Ama ben lise derslerine giriyorum. Çocukların biraz daha eleştirel güçleri şey olsun diye. Tamam. Bunları yapıyorum. En son bir örnek söylemek istiyorum bunu. Bir öğrenci, ben Bodrum'dayım, sosyal medyadan bana ulaşmış, bana yazıyor. Hı. Diyor ki hocam müdürden şu hanımefendiden şikayetçiyim. Şimdi aramızda olan diyaloğu anlatıyorum. Sizin okulunuzda öğrenci bizim mi? Okulumuzda öğrenci, öğrenci. Sosyal medyada bana ulaşmış. Ulaşmış bana bir biçimde beni tenkit ediyor. Ondan sonra beni değil müdürü tenkit ediyor. Diyor ki altına hocam ben sizin hayatınızı okudum. Siz benim idolümsünüz diyor. Bana öyle diyor. Ama müdür diyor işte adil davranmıyor. Müdür şöyle yapmıyor. Müdür böyle yapıyor. Bir sürü müdüre hanımefendi hakaret ediyor. Ben de dedim ki evladım sen beni idol olarak tanıyor musun gerçekten? Dedi tanıyorum. Benim hiçbir müdürle işim olmadı. Öğrencinin müdürle ne işi olabilir? Ben hep müdürlerime karşı görünce saygı duydum. Çünkü bir öğrencinin direkt müdürle işi olmaz. Ancak adaletsiz bir sorun olur, bir problem olur, bir pürüz olur. Siz beni idol alıyorsanız. Şimdi bu sizin müdür size ne yapıyor dedim. İşte şöyle şöyle dediği şeylerin hiçbir mesnedi yok.
Anlattım. Bütün diyalog tahminen 15 dakika sürdü. Sonuçta öğrenci bana dedi ki, hocam özür dilerim. Ben dedim saygı duyardım öğretmenime, kendimi anlattım. Sonuçta çocuk tek kelimeyle dedi ki, hocam özür diliyorum. Ben de özür diliyorum sevgili Can, senin sözünü kestim. Estağfurullah. Konu aç. Ben evet. Şeyi diyecektim. Buradan sonra o konuşmayı sosyal medyadan çıkardım, müdürlerin WhatsApp grubuna attım. O müdür de kendi, yani orada müdürü savunuyorum. Bak, müdür öğrencinin de baktığı dünyayı gör. Bizim o dünyalara inmemiz gerektiğine inanıyorum. Evet. Şimdi çok bilimin, teknolojinin çok geliştiği bir dünyada yaşıyoruz. İşte geçenlerde Çin'de virüslere yakalanmayacak bir çocuk imal ettiler. İşte Ruslar sonsuz menzilli füze yapıyor. İsrailliler kansere çözüm bulduklarını, her türlü kanseri tedavi edecek bir yöntem geliştirdiklerini söylüyor. Böyle çok hızlı bir teknolojik dünya. Türkiye'deki eğitim sistemine baktığınızda, sizin politik yanınız da var. Milli Eğitim Bakanı olsanız, eğitim sistemindeki aksaklıkları da düşünürseniz, ne gibi reformlar yapmak gerekir ya da devrim mi yapmak gerekir eğitim sisteminde? Evet. Bugün Sayın Bakanımızla da konuştuk. Tabii söyledik, biz bunu her mahfilde de söylüyoruz. Ben siyaset yaptığım zaman da çok yoğun olduğu dönemlerde de söyledim. Söylemekte de çekinmem. Çünkü eğitim herkese lazım. Eğitim herkesin ortak paydasıdır. Ey Allah, ilk ayeti diyor ki oku. Ye demiyor. Gez demiyor. Oku diyor. Ve Kur'an'da %80 şunu yapsanız daha iyi olur. Sizin şeyinizde şu daha hayırlıdır. Ama okuma meselesini gelince diyor ki oku. Emrediyor. Oku diyor. Yani. Şimdi bu okuma meselesi bambaşka bir mesele. Bunu herkesin mesela geçen bir gazeteci arkadaşımız yine böyle bir program dedi ki eğitim şart. Dedim eğitim şart değil, eğitim farz. Şart mart değil, farz eğitim. Herkese farz. Ekmek gibi, su gibi, hava gibi eğitim farzdır. Şimdi bu eğitim sisteminde çok ciddi aksaklıklar yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız da söylediği için söylüyorum. Eğitim konusunda dedi ki çok başarılı olamadık. Ama son bir yıldır. Kültür sanatta da olamadık. Evet, son olamadık. Son bir yıldır Sayın Bakan'da gerçekten çok ciddi projeleri var. Bugün benim Sayın Bakan'ın hoşuma giden bir şeyi söyleyeyim. Dedim ki Sayın Bakanım, şu tayin meseleleri var, şu şeyler var, bu böyle var. Dedi ki onlar hepsi yapılacak. Bir arkadaşımız başka bir öneri, dedi ki gel Ankara'ya. Önümüzdeki hafta gel Ankara'ya, bunu Türkiye'deki mesele haline getirelim. Başka bir arkadaşımız bir soru sordu. Tamam dedi, onu hemen gündeme getirelim. İşte bu olduğu andan itibaren eğitim düzelir. Çünkü eğitim, bilimin sonu yok. Siz şu anda bütün okulları, mesela bakanımızın söylediği bugün bir cümleyi burada söylemek istiyorum. Özel okullarda yürümeyeni de devlete teslim edelim. Bak, çocukları okutalım. Yani bu tek eğitime geçelim. Mutlaka bunları yapalım. Şimdi bir kere öteden beri ben söylüyorum. Öğretmen eğitimi şart ve farz. Gencecik öğretmen okuyor. Şimdi eskide gelinler kaynananın yanında yetişiyorlar. Kaynananlar muhteşem uzman öğreticiydiler. Gelinlere hayatı öğretirdiler. Boşanma oranı çok azdı. İnsanların birbirine karşı saygısı, çünkü kaynananın zulmünden her şeyi öğrenip kocasına sığınıyordu. Şimdi uzman öğreticiler yok. Gelinler evleniyorlar, işte gençler. Bir bazı 3 ay sonra diyor, istemiyorsan boşanalım. Yani bu kadar basit. Aslında stajyer öğretmenler, uzman öğretmenler yanında iyi yetişmiş olsalar bu sorundan hiçbirisi yaşanmayacak. Bakın, biz eğitim kurulumuza yaptığımız bir şey söylüyorum. Bana diyorlar ki siz öğretmen nereden getiriyorsunuz? Nereden getiriyoruz? Kaç öğretmeniniz var bu arada? 3000 civarında çalışanımız var. Şimdi eğitim fakültesiyle anlaşmalıyız. Şu anda dekanımız, hocalarımız dinliyorlar. Oradaki öğretmenleri, sınıf öğretmenlerini ikinci sınıftan itibaren alıyoruz. Uygulamalı eğitim, hani mesleki eğitimde var ya. Stajyer gibi. Tabii tabii. Her birisine de 500 lira para veriyoruz. Daha
ikinci sınıftayken. Üçüncü sınıfta da veriyoruz. Dörtte biraz daha arttırıyoruz. Dördü bir okulu bitirene kadar her birisine de diyoruz ki siz bu sene Can Bey ile çalışacaksınız. Bu sene Mehmet Ali Bey ile çalışacaksınız. Bu sene Fatma Hanım ile, Ayşe Hanım ile, Ahmet Bey ile çalışacaksınız. Bunlar bütün iyice bu işi öğreniyorlar. Yıl sonu geliyor. Bunlar okullarını bitiriyorlar. Biz bunlarla mülakat yapıyoruz. Diyelim ki 50 kişi lazımsa, 40 kişi lazımsa 50'nin içinde 40'ını seçmiş oluyorsunuz. Bu muhteşem bir şey. Şimdi bunu devlet okullarında bir öğretmen bitiriyor, Hakkari'nin yüksek ovasına gönderiyorlar. Zaten adam yüksek ovaya gidinceye kadar kafa allak bullak oluyor. Acaba ölür müyüm, kalır mıyım, nasıl olur, sistem nedir ki, anlaşır mıyım, anlaşamaz mıyım? Bu kişiye diyoruz ki git bir de fizik öğret, kimya öğret, biyoloji öğret veyahut da sosyoloji öğret. Zor oluyor. Önce öğretmenleri, mesela eskide Karacaali'de öğretmen eğitim yeri vardı. Biliyorum, hiç gördünüz mü? Öğretmen eğitim yeri merkezleri vardı. Esenköy'de vardı. Öğretmenler önce eğitime alınır. 2 yıl stajyerlik görür. Hatta bizden önce 4 yıllık stajyerdi. 2 yıla indi. 1 yıla indi, stajyerlik kalktı. Bak, birincisi eğitim. İkincisi müfredatlar. Peki müfredatla ilgili bilimsel içerikten uzaklaşıyor. Dogmatik bir yana doğru gidiyor. Felsefe dersleri azaldı. Matematik etkin değil. Bu iddialarla ilgili neler söylemek istersiniz? Hiçbirisi, bak ben şuna karşıyım yani. Bu böyle pansuman tedavileri işte. Ben bir şey ekleyeyim müsaade ederseniz. Örneğin evrim teorisi yok müfredatta. Evrim teorisi anlatılmıyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bunlar pansuman tedavileri. Biz genel müfredat olarak şu anda halen Türkiye'de 1943'ün müfredatları uygulanıyor. Şimdi o zaman izin verirseniz. Gıyasettin Bey. Ama siz önemli tabii, bir konuşma. Söz vereceğim Gıyasettin Bey'e. Fakat tam yeri geldiği için oradan da gireyim istedim. Ben bu başkanlık sistemini destekleyen gazetecilerden biriyim. Evet. Bu konuyla ilgili de başkanlık sistemin lehinde de pek çok yazım vardır geçmişte. Kabine açıklanırken, bakanlar kurulu açıklanırken yeni sistemde çok harikulade, fevkaladenin de fevkinde, işte çok iyi eğitim görmüş, yurt dışında eğitim görmüş, ondan sonra işte doktoralar yapmış, masterlar yapmış, ondan çok daha standardı yüksek insanların arasından bakanların oluşmasını bekledim. Böyle bir beklentim var. Fakat kabine açıklandıktan sonra gördük ki şimdiki bakanların daha önceki dönemlerde bakanlık yapan insanlardan pek bir farkları yok. Yani sıra dışı bir şey göremedik. Her şey tamamen Türk toplumuna mahsus. Yani orada devrim yapacak. Mesela milli eğitimde devrim yapacak. Sanayide devrim yapacak. İşte maliyede devrim yapacak. Birilerini göremiyorum ben. Bu açıdan bakıldığı zaman siz nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz bir kere Milli Eğitim Bakanı'nı çok iyi görüyoruz. Kendi açımızdan baktığımız zaman. Yani devrim zaman, yapabilecek. Devrim evet, bir eğitimci olarak. Evet. Bir kere ben hocayı tanıyorum. Geçmişte de tanıyorum. Bu okulların temel liseye dönüşmesinde falan beraber toplantılara katıldık. Nabi Bey'le beraber çok çalışmalarımız falan oldu. Hocayı o zaman da tanıyorum. Bir kere bizden birisi, sahadan tamam. Giden birisi, işin çok iyi farkında olan birisi, leb deyince leblebi anlayan birisi, olayı çok iyi farkında olan bir hocamız. Ben iyi görüyorum. Sayın Bakan'ın çok güzel işler yapacağına inanıyorum. Diğer sahadaki bakanları gerçekten çok tanımıyorum. Yani tanımadığım için çok yorum yapmak belki iyi değil. Zaten sistemin gereği, biz esasen orayı daha, biz değişimlere çok sonradan adapte oluyoruz. Biz bugünkü bakanlar kurulunu da halen 2 yıl önceki gibi tasavvur etmeye başlıyoruz. Oysa ki sistem değişti. Danışmanlar, efendim müşavirler, mesela Cumhurbaşkanı'nda bir milli eğitim ofisi var. 18 kişilik bir heyet var. Orada çalışıyorlar, çabalıyorlar. Bunların içinde üzerinde düşünüyorlar. Eminim enerji konusunda da öyledir. Eminim bayındırlı konusunda ben çok bilmiyorum. Onlar da öyledirler. Sistem değiştiği halde biz hep eskiye gidiyoruz. Hep şey yaptık. Mesela ben bir eğitimci olarak Hüseyin Çelik'ten bu yana ilk olarak bir eğitimci işin başına geliyor. Ben çok mutluyum. Yani Nabi Bey de eğitim dünyasına geldi ama bir iletişim profesörüydü. Netice itibariyle bir eğitimcinin bu işi, mesela bugün arkadaşlarımızın sorularına
Bakan Bey o kadar rahat, o kadar huzurlu, o kadar şey cevap veriyor çünkü anlıyor. Anladım. Ne olduğunu anlıyor. Bir kere kodlama şeyidir Bakan Bey, biliyorsunuz. Kodlama konusunda çok uzmandır Türkiye'de. Ve bu işi çok ileri seviyeye götüren birisidir. Kendi şirketleri var bu konularda. Çok iyi işler yapmıştır. Onun o bakımdan yani böyle şey baktığımızda kendi sahamızdaki şeyle ilgili biz mutluyuz. Tamam. Müfredatlar konusunda şunu da söyleyeyim. Biz tabii köklü bir müfredat değişimi lazım. Şimdi diyorlar ki Finlandiya'da durum böyle. Hadi Finlandiyalar gibi yapalım. Hatta çok güldüm. Geçen birisi Fino diye bir okul ismini koymuş. Finlandiya, Fino, Findo, Fandi böyle bu tür saçma sapan şeyler. İnanın bak biz okulu kurarken Demirci'de dedim ki çocuklar İngilizceyi orman içerisinde gezerek öğrenecekler. Şunu şöyle yapalım. Sokrates'in yöntemi dolaşarak. 9 saat aynı yerde oturmak büyük bir işkencedir. Mesela bizim şimdi üçümüzün düşünsenize 9 saat aynı yerde oturacağız. Yani bir işkence yani aynı yerde. Kalk 10 dakika 5 dakika git gel yine otur 9 saat. Dolayısıyla bu sistemler değişmeli. Müfredat değişmeli. Öğretmen şeyi değişmeli. Tarzı değişmeli. Estetiği değişmeli. Mesela okullarda şimdi beni çok mutlu eden bir şey var. Okulların rengi, tipi, eski o böyle sarı gri bir renkler var böyle meşhur okul tipleri. Hepsi değişti. Planları değişti. Projeleri değişti. Sistem değişti. Bunlar güzel. Ama köklü olan 3 tane meselenin mutlaka değişmesi gerekir. Şimdi Darwin meselesine gelelim. Darwin meselesini veyahut da başka bir mesele. Tabii evrimi sadece Darwin'le sınırlı tutmamak lazım. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bizim Türkiye'deki en büyük sıkıntımız nedir biliyor musun? Darwin olur, dini bir mesele olur, tam karşıtı bir mesele olur. Biz oturup tartışmadan kararlar veriyoruz. Tartışılmadan konuluyor, tartışılmadan çıkarılıyor, tartışılmadan bir şey geliyor, tartışılmadan bir şey gidiyor. Oysa ki bir mesele, milli eğitimle ilgili bir mesele tartışıldığı zaman birçok paydaşlar yan yana gelmeli ve konuyu masaya koymalı, enine boyuna bunu tartışmalı. Şimdi ben bu çocuk üniversiteleri kurunca Londra'ya gittim. James okulları meşhur, dünyaca ünlü anaokulları. Dedim ki ben bu CEO'yu, bu James okulların CEO'sunu Bursa'ya götürmek istiyorum. Adam çok naz yaptı. İşte gelmeyeceğim bilmem ne falan filan. Orada bir Türk temsilcimiz var. Çok ne iyi yapacaksınız Bursa'ya getirip? Bir tanımak istiyoruz. Ne yapıyor bu adam? Yani neden bu kadar meşhur? Niye dünyaca bu kadar ünlü? Ne yapıyorlar dedik yani. Biraz da kompleks de var ya bizde hep dışarıdan olunca daha işte şey oluyor. Oxford'un Cambridge'in ülkesi, evet. Newton'un sanayi devriminin ülkesi. Neyse yani. Sonuç business'lerden falan biletler aldık. İşte adamı Londra'da özel arabayla getirttik, bindirdik. Ondan sonra buradan gittik, çok en lüks arabamız hangisiyse gittik havaalanından aldık, adamı getirdik. Direkt Tavacı Recep'e götürdük, yok başka balıkçıya götürdük. Mudanya'da bir balıkçıya götürdük, oraya götürdük, buraya götürdük, Erol'a götürdük falan filan. Adam falan. Bayağı bir semirmiş o zaman yani. Adam bayağı bir semirmiş. Tabii tabii, adamı bir mutlu edelim dedik falan. Neyse ertesi gün okulumuza götürdük. Adam okulumuzda durdu, çıkmadı. Mesela beni çok mutlu eden bir şey. Gitti öğrenciler gibi o şeyde oturdu. Tahta şeyleri var ya, sandalyeler küçük. Adamın şeyde ayakları uzun. Yerleşmiyor, böyle ayaklarını tutuyor falan filan, kalkıyor, geziyor, elini cebine koyuyor, dinliyor. 5 gün sonra, okuldan sonra bana yazdığı bir mektup var. Ben de oradaki yemekte dedim ki, biz Türklerin aklı sizden daha eksik değil dedim. Bizim sahibimiz yok dedim. Ne demek dedi sahibiniz yok? Bizi yönlendiren eğitim konusunda baba yiğit adamlarımız yok. 10 tane İlber Ortaylı olsa var ya, Türkiye'de herkes tarihi sever. Bak, evet. Bak Türkiye'de herkes var. Neyse. Mektupta ne yazmış kısaca? Dur, geliyorum oraya. Adam mektupta diyor ki James'e ne hacet? Siz ihracat yapmanız lazım. Siz bu eğitim ihracatını mutlaka dünyaya yaymanız lazım. Çözmüşsünüz yani. Çözmüşsünüz. Yapmayı başarmışsınız diyor. Birçok şey yazmış da nefsimi ilgilendirdiği için söylemek istemiyorum. Dolayısıyla biz görevimizi dört dört, biz bu çocuk üniversitesinin temelinde ne var?
İsraillere baktık. Ne yapıyorlar? Bu konuda çok ileriler İsrailler. Japonlar ne yapıyorlar? Finlandiyalılar ne yapıyorlar? Amerikalılar ne yapıyorlar? Ruslar ne yapıyorlar? Ya dedik, bizim ecdadımız ne yapmış bu Sübyan okullarında? Bu Osmanlı ne yapmış ya? 600 yıl adam hükümranlık yapmış. Hepsini inceledik. Sonuçta geldiğimiz nokta itibariyle biz eğitimi, dil öğrenmeyi, istiyorsa din öğrenmeyi, istiyorsa bilimi sonuna kadar öğrenmeyi 2 yaşla 10 yaş arasına indirdik. Orada her şey bitiyor yani. Bitiyor. Ve olay burada çözülüyor. Onun için gerçekten Darwin'e oraya buraya takılmaktan ziyade getireceğiz. Bir gün bir eğitim şuramız var Bursa'da. Geçmişte eğitim komisyonu başkanıyım. Sayın valimiz de orada. Bütün sendika başkanları da orada. Milli eğitim müdürümüz de orada. Bir sendika başkanı kalktı, çok masumane sordu. Bilirsiniz o sendika başkanı çok da sorar bile. Çok da sever soru sorar. Bizim milli eğitim müdürünün şekeri düştü. Soru sordu. Soru sordu diye canı sıkıldı. Dedi ki sen zaten hep böylesin. Siz zaten biliyorum eğitime düşmansın. Siz şöylesiniz. Ya dedim bir dakika dur sayın müdürüm dedim ya. Sabret dedim ya. Sen şimdi adamı burada sormasa Gezi'ye gidecek. O zaman Gezi olayları vardı. Evet. Bırak adam burada tartışsın. Burası eğitim şurası. Söyle sendikacı arkadaşım. Başka var mı sorun? Söyle dedim ya. Tartışacağız. Eğitim şuralarında tartışacağız. Konuşacağız. Çok bilim yuvalarını kuracağız. Bilim istişarelerini kuracağız. Hangi müfredatta çocuklarımız, geleceğimiz, dünyamız, dünyayla entegrasyonumuz nasıl olacağını biz orada somut bir şekilde masaya koyup müfredatta olup olmayacağı geleceğimiz için karar vereceğiz. Evet. Programın sonuna geliyoruz. Şeyi sorayım. Politik yanınız da var. Tabii Gıyasettin Bey olunca Gıyasettin Bey, sohbet daha alırız daha gene konuşuruz. Seçimler yaklaştı. Yerel seçimler Gıyasettin Bey. Siz aday görmedik. Aslında keşke aday sizin gibi bir aday olsaydı AKP'nin. Evet. Çünkü bilime farklı görüşlere imkan tanıyan bir kişiliğiniz var. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz Bursa'da ve Türkiye'de? Ya ben yerel seçimlerde. Bak, yani illa matematiksel anlamda değil. Yani Türkiye kazansın diyoruz. Tabii siyasal partiler de kazansın ama ne olursa Türkiye kazansın. Ben eğitimci, akıllı, zeki insanların ülkemizin geleceği, sistematiği, düzeni, yani gerçekten muasır medeniyetler seviyesine çıkmamız için, şehirlerimizin temizliği, şehirlerin güzelliği için hangisi hayırlısı onu bekliyorum. Çok politik bir cevap oldu bu. Oraya da geleceğim. Politiksiz cevaba da geleceğim. Almanya'da bir çocuk sabah okula gidince annenin aklına şu fikir gelmiyor. Acaba araba çarpar mı? Çünkü bütün sistem o çocuğa göre kurulmuş. Hatta belediye otobüsü gelir, alır, bütün arabalar durur, çocuklar biner. Çocuklar inince yine durur. Yaya her zaman önceliklidir. Çocuk öncelikli, oğlu önceliklidir. Bir annenin aklına gelmiyor. Ben bile bir belediye başkanlığı tasavvur ediyorum. İnsana saygı, çevreye, etrafa, yollara, kaldırıma, sisteme, düzene, eğitime, altyapıya, üst yapıya, donatılara, yeşilliklere, güzelliklere. Böyle bir belediye başkanlıkları Türkiye'nin her yerine seçilmesinin taraftarıyım. Bursa'da biz bu açıdan şanslıyız bana göre. Çünkü iddialı iki tane belediye başkan adayı var. Evet. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, 4 dönemdir Nilüfer'de belediye başkanlığı yapan Sayın Mustafa Bozbey. Diğeri de 3 dönem İnegöl'de son derece başarılı bir şekilde hizmet etmiş. Kendisini bir belediyeci olarak çoktan kanıtlamış yaptığı hizmetlerle Alinur Aktaş. Her ikisi de kendi alanlarında son derece başarılı, son derece iyi hizmetler yapmış insanlar bana göre. Sonuçta hangisi kazanırsa kazansın, Bursa'yı hangisi yönetirse yönetsin, biz karlı olacağız gibi. Tabii ben istiyorum ki benim partimdeki kazansın. Yani onu politiksiz söylüyorum. Yani tabii ki destekliyorum, isterim. Evet. Ama olmadı, diğer arkadaşımız seçildi. Yok, saygı duyarız, demokratız, demokrasinin gereği. Bu böyledir yani. Siz kendi arzunuz, isteğiniz vardır. Ben tabii ki arzum, isteğim, düşüncem, bakış açım, isteklerim vardır, bellidir, açıktır. Ben partimden bir arkadaşın kazanmasını isterim. Ve şu anda adayın da kazanmasını isterim. Ama oldu, kazanmadı. Yani inşallah kazanır da böyle bir şey düşünmek istemiyoruz. Olmadı. Saygı duyarız. Evet. Yani bizim bu konuda... Benim bir eğitimci olarak, bak gerçekten söylüyorum. Ben çok tabii politik, çok siyasette,
çok şey. Ben siyaset yaparken de gündüz siyaset yapmadım. Hep akşamları işim, ben eğitimci olduğum için eğitime zarar gelmesin diye. Partideki arkadaşlarım da hep bana müsamaha göstermişlerdir. Hep bana yardımcı olmuşlardır. Hep ya sen işine bak demişlerdir. Beni zaman zaman yolcu etmişlerdir. Hatta bugün bile yetkili bir parti yetkili arkadaşımız dedi ki sen işine git dedi. Biz evet, gereğini evet yaparız. Yani bu konularda sistem belli, düzen belli. Ama ben kesinlikle saygı kültürüne sonuna kadar bağlıyım. Evet, böyle de olması lazım. Evet. Son şunu sorayım Gazetim'e. Yolduk size, ben bir son sorayım, sen de sor, bize, öyle bitirelim. Evet, ayrılan süreyi zaten yarım saatten fazla aşmış durumdayız. Evet. Öyle mi? Tabii tabii. Yani iki saati geçtik. Benim için fark etmez. Öyle bir toleransımız vardı yani. Tabii elbette. İstersen sen sor son sorunu. Sonra sen ben sor. Sorayım. Tamam. Sonra bir kısa söz hakkı verelim Gazetim'e, evet, öylece bitirelim. Bir ekonomik kriz de yaşanıyor. Evet. Çarşıda işte meyveler, sebzeler arttı. Bu ekonomik krizin eğitim yansıması ne? Siz özel okullar işletiyorsunuz. Tabii belli bir ücretle de eğitim veriyorlar. Evet. Velilerden. O zaman size istekler oluyor mu? Evet. Biraz düşürelim. Zordayız. Evet. Ödeyemiyoruz taksitleri diye. Şimdi, bu konuda ne söylemek benimki istersiniz? Benimki de onun paralelinde bir soru. Ben tamam, de söyleyeyim. İkisine birden cevap verirsin. Ama bu arada ben yakinen şunu biliyorum. Gıyasettin Bey Bursa'da pek çok öğrenciye hem burs veriyor, hem pek çok ekonomik durumu uygun olmayan, müsait olmayan öğrenciyi hiç para almadan kendi okullarında okutuyor ondan sonra. Yetenekli, başarılı öğrencilere çok ciddi, çok önemli indirimler yapıyor. Bunların çoğuna i̇şte yıllardan ben de onları açıklasın diye sordum. Ben de vesile olmuşumdur. Hiçbir zaman kırmamıştır. Eğer bir öğrencinin ailesi onun eğitim giderlerini karşılayamayacak durumdaysa, Gıyasettin Bey derhal kendisi üstleniyor zaten bu anlamda da çok iyi bir hemşerimiz. Yani evet, çok, çok, çok bereketli, çok verimli bir hemşerimiz. İyi bir Bursa aşığıyım. Evet, ben de şunu soracağım Gıyasettin Bey size. Evet. Devletin özel eğitim kurumlarına verdiği bir destek vardı. Bu bu kurumların gelişmesini sağladı, yatırım yapmasını sağladı. Şimdi önümüzdeki süreçte bu desteğin ortadan kalkması konusu gündemde, artık kalkacak. Evet. Sıkıntıya girecek misiniz? Evet. Can'ın sorduğu kriz bağlamında. Bugün ilk ağızdan cevap aldığım için Sayın evet, Bakanım da kalkmayacak. Dedi? O kalkmayacak. 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 Devam edecek inşallah. Bir sorun yok. Yani öğrencilerin eğitimine devlet teşvik etmeye yapacak, devam edecek. Evet. Şekil değişebilir ama devam edecek. Bu birincisi. İkincisi, tabii ciddi bir ekonomi sıkıntı var. Bir piyasada sorunlar var. Faiz %25-%30'a çıkmış. Mark dolar 1,5 kat artmış. Euro dolar diyelim. Hep eskiden olduğum için mark dolar diyoruz. Biz de okul olarak sağ olsun meslektaşlarımız hep bize sordular ne yapacağız, ne edeceğiz. Biz bir karar aldık. Dedik ki biz her sene devlet şu hakkı tanıyor. Enflasyon oranı artı %5 arttırabilirsiniz. Yani enflasyon %10'sa siz %15 artırabilirsiniz. %5'se %10'a kadar artırabilirsiniz. %20'se 25'e kadar artırabilirsiniz. Bu senede devletin dediği gibi yapmış olsaydık %25 artı 5 %30 ediyor. Ben radikal bir karar aldım bütün müdürlerime rağmen. Bütün mali koordinatörlerime rağmen. Bütün üst düzey yöneticilerime rağmen dedim ki biz bu sene para kazanmayacağız. Ülkemizin katkısında bizim de katkımız olacak dedim. %10 arttırdık. Ve binlerce velimiz bize teşekkür etti. Çok teşekkür geldi. Ve çok hızlı bir şekilde kayıtlarını yenilediler. %90'ı gelecek seneye kaydını yenilemiş durumda şu anda. Jest yaptık. Bundan sonrasını ben mali koordinatörlerime dedim şeyi söyleyeyim. Bundan sonrasını siz düşünün. Biz böyle bir karar aldık. Bu yükün altında ülke olarak hepimiz, Suriye'nin durumu ortada, Irak ortada, Libya ortada, ortada, ülke hepimiz. Sıkıntı varsa bu sıkıntının altına hepimiz elimizi koyacağız, hepimiz çalışacağız, çabalayacağız. Dolayısıyla ben tabii bu sıkıntıların, problemlerin, pürüzlerin eğitime %3-5 etki edeceğine inanıyorum. Başka bir mesele var, yeri gelmişken sorduğunuz için söylüyorum. Çok okullar açıldı. Kim geldiyse bana açmayın dedim. Bugün şu anda Bursa'da 87 tane okul 100 öğrencinin altında çalışıyor. 100 öğrencinin altında. Bunu Bakan Bey'e ilettim. Bakan Bey dedi onları hemen devlete kiralayalım. Hemen devlete kiralayalım. Bu çok radikal bir karar. Ve devlet zarar etmeyecek. Ve Sayın Valimiz de oradaydı.
Vali Bey de dedi böyle bir şey var. Vali Bey'e de söyledim. Dedim ben Vali Bey'e bu konuda ciddi bir briefing de vermeye hazırım. Vali Bey'i de çok seviyoruz. Çok bu konularda son derece açık. Dolayısıyla çareler ve çözümler ciddi bir şekilde yürüyor. Yani arıyoruz, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Tabii ki sıkıntı var. Yani sıkıntı yok. Hiçbir şey yok. Var da faiz şeyi ortada. Sistemi ortada. Onun için bu konuyu biz bu okulcular olarak böyle hallettik. Sıkıntılı olanlarda devlet elini uzatıyor. Teşvik konusu da inşallah devam edecek. En az hasarla götürmüş olacağız. Mehmet Ali Bey bir programda bana sordu. 4+4+4 ne olacak? Dedim çok güzel olacak. %30 hasarla, %20 hasarla geçecek. %10 hasarla geçmiş olduk. Dolayısıyla bu konuda yani ben eğitim camiasının çok ciddi bir yara aldığı kanaatinde değilim. Bu konuda müsterih olmak lazım, rahat olmak lazım. İkinci bir sorduğunuzla ilgili bir şey söyleyeyim. Öyle bitirelim. Buyurun. Ben yaşım 60'a doğru geliyor. Çok okul okudum. 3 tane lise mezunuyum. Bu yönümü pek kimse bilmez. Liselerin fark derslerini vererek modern liseydim. Klasik lise mezunu da oldum mesela. İşte ilahiyete gitmek için İmam Hatip fark dersini veriyorsunuz. Bilmiyorum ben bunların hepsini ben çok 23 yıl okudum. İşte yay kuru İngilizce okudum. Geldim burada bu okulu okudum. Öbürü okudum. Okudum yani. Şey sosyolojide master'a kalkıştım. Bir sürü şeyler yaptım. Sonuçta geldiğim şeyi söylüyorum. Arkadaşlar Türkiye'de en büyük sıkıntımız hayat çok siyasallaşmış. Hayatın her şeyi siyasallaşmış. Birisine soruyorlar. Bilen bilsin, bilmeyen de bilmesin. Derdimiz ne? Diyor ki derdimiz fakirlik, ihtilaf, cehalet. Bu üçüne karşılık da marifet, sanat ve bilimle cihat edeceğiz. Bilim, bilgi ve sanatı kaybettik. Şiir bilmiyoruz. Mehmet Ali Bey radyomuzda şiir programı yapıyordu. Bir sürü müşterisi vardı. Şiir yok, romantizm yok. Bak Gümhülüoğlu diye birisi var. Şimdi yine şiir programı var mı? Evet. Yok, ufak tefek. Öyle nizami yok. Gümhülüoğlu'na burs için giden lise, üniversite gençlerine ne diyorlarmış biliyor musun? Gümhülüoğlu ne diyormuş? Evladım hiç aşık oldun mu diyormuş. Hayır olmadı diyormuş ki bundan bir şey çıkmaz. Burs vermeyin buna. Aşık olmuşsa burs veriyordu. Niye? Aşık olanın da hayatında bir hareket vardır. Bir kaybedip kazanma riskiyle devamlı uğraşan bir kişiliği vardır. Ben de oldum ortaokulda. Onun için dolayısıyla bu hareketi, sanatı, marifeti, edebiyatı, şiiri, kainatı, güzellikleri, ağaçları, dünyayı bu güzelliklere insanları yönlendirmemiz lazım. Hayatı ben programlara bakıyorum, televizyonlara üzülüyorum. %90'ı siyasal programlar. Ya bak ne kadar şu anda güzel bir eğitim programı yaptınız. Hem eğitimden bahsettik, hem eğitim, hayata dair hem hayata dair her şeyde bak ne kadar güzel. Siyaset sanki olmadan olmazmış gibi. Siyaseti yönetenler zaten yönetiyor. O işi yapan güzel. Hatta ben Muşlu'yum. Bizim hemşerilerde de şu duygu var. Siyasette siz bir yerdeseniz adamsınız. Değilseniz adam bile değilsiniz. Bu çok facia bir şey. Buna ben de katılıyorum. Çok facia bir şey. Çok fazla siyasetin içinde olunca siyaset de iyi olmuyor. Siyaset de iyi olmuyor. Başka pencerelerden bakmak lazım. Ya bir de siyaseti ehli yapsın. Hazreti Ali beceremedi. Beceremedi ya. Ben beceremedim diyor yani. Hazreti Hasan bıraktı gitti evine çekildi. Yapamayacağım bu işi dedi. Herkes yapamaz siyaseti. Ama hayatı bu kadar siyasallaştırmak, edebiyattan, şiirden, sanattan, güzelliklerden, romantizmden uzaklaşmak bir faciadır. Ben bir eğitimci olarak insanlığın gerçek esas yapması gereken vazifelere dönmesi için çabam bundan ibarettir ve arzum, isteğim, sonucum, gayem, maksadım, neticem budur yani. Bir güzel bir cizeyle bitirin. Hep paylaşıyorsunuz. Aklınızda var mı seyircilerimiz için?
Çok güzel vecizeler var. Bir tanesini söylerseniz evet. Programı onunla bitirelim. İbn Sina'nın meşhur bir sözü: ben erdemden daha büyük bir zenginlik tanımıyorum. Güzel, güzel, çok güzel. Torunumun evet. ismi de Erdem. Erdem. Evet. Torunun ismi Erdem. İki oğlunuz var bu arada. Üç oğlum var. Üç oğlumuz var. Allah evet. Başlasın. Biri endüstri mühendisi. İsmi? Biri Yasir. İkincisi Ömer işletme mezunu. Üçüncü oğlum Ahmet Koç Üniversitesi'nde okuyor hazırlık bölümünde. Allah peki var. Yasir'in sınav eğitim kurumlarında görev aldığını biliyorum. Diğer oğlunuz da... İki oğlum da işin başında. İşin başında. Birisi mali koordinatörünü yapıyor, endüstri mühendisi olan. Hı-hı. İki numara da bütün alım, satım, temizlik, güvenlik, işletme işi ona evet, bağlı. Evet, güzel. Sizin üçüncü oğlum da öğrencimiz. Ben sınav kolejinin aynı zamanda velisiyim devamlı. Şimdi torunlarım var. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Keyifli bir sohbet oldu. Gönül ister ki daha uzun süre böyle anlatalım, konuşalım ama hem izleyicilerimizin sabrını daha fazla taşırmayalım. Sağ olsunlar, izleyenler bizi takip etmediler. Sonra bir şeyi eklemek istedim programın ortalarında. Mesela Karasal Link'te yayın yapan bir televizyonda program yapıyorsunuz. Evet. Kelebek ömrü gibi. Hani gazetelerin ömrü... Kelebek ömrüne benzetilir. Bir gündür, bir gün sonra bütün haberlerinizin hepsi eskir. Ertesi gün yenilerini bulmak zorundasınız. Televizyon artık kelebek ömründen de daha kısa. Orada katıldığınız bir programı artık kim denk geldiyse Karasal Link'te o izler işte. 1000 kişi izler, 3000 kişi izler, 5000 kişi izler. Ama işte şimdi teknolojinin geldiği 10 televizyonu gibi IP temeli üzerinden yayın yapan yeni nesil yayın kuruluşları... bu programları aynı zamanda YouTube'a da koydukları için. 10 TV'de sayfalarımızda devamlı. Belge niteliği de taşıyor. Kaybolmuyor. Kaybolmuyor. Kaybolmadığı gibi yarın bugün 10 kişi izlediyse yarın bir 10 kişi daha izleyebiliyor. Öbür gün gene insanlar izlemeye devam ediyorlar karşılaştıkça, aradıkça, rastladıkça. O açıdan da verimli, güzel, bereketli bir program oldu. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Can, programı ben açtım. Partneriz. İstersen sen de kapat. Değerli izleyenler, haftaya Perşembe günü bir başka konukla ya da konuklarla ve başka konularla buluşmak üzere iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Ben de size bu nazik durumunuzdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İkinize de çok sağ olun. İyi geceler efendim. Sağ olun.